Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan, yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar esler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor bazında, inanır mısın sen yokken? Ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce kalbimi de atsaydın bari. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Bu tuzlu meltem mi böyle gençimi yakan, yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor boğazında, inanır mısın sen yokken? Ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün programı ben açıyorum. Bana nasip oldu programı açmak. Bu şarkıyı açmak istedik. Nasıl oldu, beğendiniz mi? Şimdi isterseniz programın gerçek sahibini çağıralım mı? Kuvvetli alkışlarla hanımlar beyler, Mehmet Akif Ersoy. Hoş geldiniz. İnciler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari.
Bir ara hiç çağırmayacağını düşündüm. Uzattın mı o kadar ya? Yok, çok teşekkür ediyorum. Şöyle, ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde of demiştim. Ama senin ilk söylediğindeki video halini, o versiyonunda da, yani hepsini her zaman çok güzel söylüyorsun. O yüzden şu normalde yapmadığımız... Hayır, çok güzel söyledin. Normalde yapmadığımız bir şey yaptık ve programı sana açtırdık ama... Neredeyse beni almayacaktı sahneye. Yani siz orada çağıralım mı, gelmesin falan deseniz gelemeyeceğiz. Abi hem çalıp hem söylemek çok zor, biliyor musun? Şarkı söylemek kolay da çalarken konuşmak zor iş. Öyle yani. Mi? Vallahi bak böyle biraz fazla böyle tekliyorsun yani. Şarkıyı sözlerini söylemek şarkı şeklinde söylemeden de çok zor. Çok teşekkür Aynen, ederim. Aynen, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eyvallah. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi ben diğer konuklarımı da davet edeceğim müsaadenizle. Seni hatta şöyle baş köşeye alayım. Tamam. Sana tamam. Biz arada şarkı söyletiriz. Duyuyorsa. Efendim, şimdi keyifli bir akşam olur. Böyle stresli bir haftayı geride bıraktık. Murat Kaman, kocaman alkışlarınızla. Arkaya ses mi gelmiyor? Ses gelmedi ama ben de çağrılmayı hiç beklemiyorum. Arkada da şey muhabbeti döndü. Kimi ilk çağıracaktı biliyor musunuz falan diye söylemedik döndü. Söylemedik değil mi onu? Önemli değil. İçeriye gittim, aldım getirdim yani o kıvamda. Evet. Dedim niye gelmiyor acaba, bir şey mi oldu? Önce Sera'yı istersen, hani güzel bir kadınla başlayalım, sonra bize sıra gelir gibi geldi. Şimdi az solist onu yaptın, biz önden geldik. Bu kadarla kalmayacağız, daha da var. Ben oturma sırasına göre şey yapayım dedim. Sana yakın mı? Şöyle en başa seni alalım. Teşekkür ederiz, merhabalar efendim. Kaman kardeşleri tanıyacağınız bir akşam olacak bugün. Çok keyifli bir program yapmıştık biz beraber. Selam. Onun revanşını Ender, alıyoruz. Ender. Sera Tokdemir. Seracığım, seni şöyle ortaya alacağız. Merhabalar. Merhaba, selamlar. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar efendim tekrar. Herkese merhaba, teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş buldum. Bir filmi bu arada bugün mü vizyona girdi? Bugün girdi, evet. C takımı. Bugün filmi vizyona girdi. Bu ses ne? Öyle bir ses. Peki, Eray Kaman. Evet, hoş geldiniz. Eray'cığım sen üşüyeceksin bence. Üşürsem söylerim abi. Yani bir şey ifade eder mi söylemem bilmiyorum ama. Montum var en kötü. Var mı mont içeride? Evet, tamam. Evet abi. Şunu da alayım. Eray'ın... Yetmedi bana. Biraz... Yetmedi mi? Şimdi ye. Yeni biraz... koltuk güzel olmuş ama. Değil mi? Evet, bir rahatlamış yani. Diğeri evet. Metrobüs koltuğu gibi oturuyorlardı. Şeydi. Bu bir de oraya rahat... 4 kişi de oturduklar oldu diğerine mesela. 4 kişi, 5 kişi falan oturduklar oldu. Yani bilerek yapan da oldu. Aynen öyle, o kıvamda gidiyorduk. Yok, bu güzel. Paraya kıydı Tolga. Tolga Bey'e teşekkür ederiz bize bu imkan Tolga tanıdı. Tolga yapar. Ve koltuğu biraz büyüttük. Teşekkürler. Tolga'yı almışlar. Birinci ya. Dakikasında yapımcıya teşekkür etti abi. Değil mi? Daha gelişinin birinci dakikası ya. Bu ne demek? Pas atıyor. Yani çalışmaya hazırım. Yeni projelerde sizinle olmak için. Şimdi Kaman kardeşleri ben tanıtacağım size. Tanımayanlarınız varsa. Hatta sen söyle ya. Neler yaptığınızı bir anlat istersen ki izleyicimiz açısından da neden buradayızı anlatan bir durum olsun. Çok keyifli bir YouTube kanalları var bu arada. Beni de misafir etmişlerdi uzunca bir zaman önce. Tatsız bir konuydu ama sohbet etmiştik. Yani biz aslında sektörün senaryo ve yönetmenlik tarafıyla ilgileniyoruz. Ama oyuncumuz, bir küçük kardeşim Sivaslı Emrah, kardeş payındaki Sivaslı Emrah'tır. Emrah nerede? Emrah stand-up yazıyor abi şimdi. Onun için... Şeyde, ne denir ona? Onun için Emrah yerine ben geldim. Sera Hayır, kardeşimle birlikteyiz. Eray, senin yerine Emrah'ı çağırmıştık biz. Evet, senin o ben gelemiyorum, sen git dedi zaten. Şimdi kalabalık olmanın... Takılıyorum, ben Eray'ı, ilk Eray'ı aradım ben bu arada. Murat'ı da aramadım. Evet abi ya, içeride de Murat abimi çağırdım, beni çağırmadın ya. Yemin ediyorum bir düşündüm şöyle, bir 10 saniye acaba dedim, hani ben davetli değil miyim diye ama sonradan öğrendim. İlk seni aradım ya.
abi biz Kaman kardeşler diye biliniyoruz sektörde. Ama tam bir belediyecilik mantığıyla nereye gitsek bütün akrabayı dolduran tayfadanız. Onun için ben başladım sektöre. Sonra nepotizm yapıyorsunuz. Evet, her zaman. Neden? Yani en sevmediğimiz şey ya. Memlekette en şikayet ettiğimiz şey. Ama olur. Hakkını vererek yapmaya çalışıyoruz. Hakkını vererek nepotizm nasıl yapılıyor abi? Abi çok daha böyle o açığı kapayarak, o laf gelmesin diye çok daha fazla çalışarak filan o şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Konuk olmak mı, konuk almak mı? Kesinlikle konuk almak. Konuk almak mı? Evet, konuğun üzerinde hep bir baskı var. Yani hani kendini baskı altında hissediyor musun? Senin yanında rahatım ama genel olarak baktığımda sohbet eden taraf olmayı daha çok seviyorum. Mesela şöyle bir anım var. Benim bir küçük yani Emrah Kaman, İlyas da programa çıkmıştı. Aynen. Demek ki İlyas Sabit kardeşleri değiştiriyor. Yani hani. Sera hoş geldin. Sen katıldın mı hiç Kaman hoş kardeşler nasıl? Yayına? Hiç yayınlarına gittin mi? Bizim YouTube kanalına gelmedi. Yok, beni gelmedi. Davet etmediler. Ama C takımı yeni çıktı. Ondan. Yoksa hemen daha haftaya birlikteyiz. İnşallah. İnşallah. Eray, en ötekileştirilmiş olan kardeş sen misin? Evet, evet abi. Öyle onu fark etmişsin. Bir tane varmış. Ama sende gelişin 30. bir tane daha mı varmış? Bir evet. Dördüncü öyle mü? Öyle söyler. Yani bu soruyu bugün soracağım tek isim baba. Neden? Onu birazdan biz size anlatacağız. Bir sürprizimiz var. Bize ulaştı çünkü birisi. Yani şöyle. Sizin birlikte hareket ettiğiniz ama kendisine çok yer vermediğiniz bir akrabanız. Mümkün. Kardeşimiz değil mi? Kesin. Bilmiyorum, göreceğiz şimdi biraz. Çok şey oldu. En ötekileştirilmiş olan sen misin? Ya evet. Yok tabii ki biraz da şey. Biz oradan da besleniyoruz aslında ama o kadar ötekileştirilmiş de değil. Yani bir abim beni birkaç defa evden kovması, zorla Ankara'da okutulmam, İstanbul'a gelmeye en yaklaştığım an acaba askerliğe gidip aradan mı çıkarsam? Gerçek hikaye mi? Tabii tabii. Bunların hepsi gerçek. Film olur. Ya Van Damme filmi izleyip karate kursuna gidip Eray'ı nasıl döverim evet diye şeyleri var yani, bu kadar. Tabii tabii. Gerçek. Küçükken saç tıraşımı abimler yapardı. Yani saç neler çekmişsin sen. Canım. Büyük zulmetmişler. Büyük zulüm abi. Ama sen de her yayında bunları anlatıyor musun? İnadını anlatıyorum. Burada da devam edeceğim abi. Peki bir şey diyeceğim. Bu kadar zulme uğramış birinin şu an karşımda oturuyor olmasında da bir problem yok mu sence yani? Belki bunları hani anlatmak için oturuyor. Ama gitsin herkes başka kesin. Müge Anlı'ya falan gitsin. Benim yanında durmasın. Ama zaten zaten bizim arkadaşlar söylediler. O kıvamda adamı bayağı hırpalamışsınız ve neredeyse evet diyor. Ben Didem çok yakın arkadaşım olduğu için Didem Aslan Yılmaz'a seni söyleyebilirim. Çok memnun olurum abi. Yan stüdyodalar hemen. Buradan çıkıp kaç orada gibi başlıyor. Ne istiyorsan anlatabilirsin kardeşim. Bitişini. Hatta polisleri de kapıya dizeriz. Olur gerekirse abi. Murat'ı hiç şüphelenmeye başladım. Yani öyle bir format isterim ben senden. Arada polislerin gelip alıp götürdüğü bir formatta olmayı ben de çok isterim gerçekten. Yok ya, ben gerçekten ciddi şeyleri artık böyle zaten hafta içerisinde yeterince üzüldüğümüzde sıkıldığımız şeyler yaşıyoruz. Siz beni çok güzel misafir ettiniz. O yüzden size kıyamıyorum. Bana mı kıyacaksın? Öyle baktın ki. Ne haber? Nasıldı film? Bu arada birazdan bakacağız fragmana. Neler yapıyorsun? Her şey yolunda çok şükür. Sakla biraz beni. Sana şarkı söylettiğimiz için gelmiyorum. Fark etmez abi. Ben birazdan zaten, yani zaten sürekli şarkı söylüyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Mesela. Konuşayım mı? Lütfen. Sakla birbirinizi beni bölebilirsiniz bana. Sohbet ediyoruz yani. Burada evet, moderasyon evet yapmayacağım ben. O yüzden lütfen ama rahat ama bizi olmayız. Hep sen bölüyorsun. Evet ya. Özür dilerim. Estağfurullah. Hat. Konuşayım mı? Sakla Beni dizimiz devam ediyor Perşembe akşamları. O çok güzel gidiyor. Çok değerli bir oyuncu kadrosuyla bir aradayız. Ben de orada Tamer abi, Tamer Levent'in eşini oynuyorum. Fahri Nisa karakteri. Böyle biraz ortalığı karıştıran bir karakter. Onun dışında C takımı. Fahri Nisa ne demek biliyor musun? Fahri Nisa ne demek? Evet, ben bunun anlamına baktım. Çok kadınların güzeldi. Kadınların gururu. Kadınların gururunu bilmiyordum. Farklı bir anlamı var. Çok da güzeldi. Şu an hatırlamıyorum ama zaten dizide bana Fahri diyorlar. Aa. Evet. Çok da hoşuma gidiyor. Seviyorum Fahri'yi. Oynadığım karakteri çok seviyorum. C takımı? C takımı bugün vizyona girdi. Herkese tavsiye ediyorum. Filmimiz olduğu için değil, gerçekten
güzel bir film olduğu için. Çekerken çok eğlendiniz mi Serra? Yani, çekerken çok eğlendik. Evet, çok eğlendik. Ya bu gerçek mi? Şöyle, benim için gerçek. Ben gerçek olmayan hiçbir şey zaten benim ağzımdan çıkmaz. Murat Akkoyunlu'yla ve Barış Başar'la daha önce çalışmıştık. Yönetmenimiz Bora Onur'la da daha önce çalışmıştım. Ama Toygan Amanoğlu, Hakan Bulut, Ömer Kurt, onlarla ilk kez çalıştım ve çok sevdim. Hikayemiz şöyle. C takımı ismi de şuradan geliyor. Biz ortaokul, lise yıllarından C sınıfı, haylaz C sınıfı öğrencileri. Bu altı arkadaş hiç kopmuyor yıllarca. Yıllar sonra ben onların başlarına olay açıyorum. Ve sonrasında sürekli başlarına iş açıyorum. Sonrasında gelişen macera ve komedi dolu olayları anlatıyor. Fragmanı vereceğiz bu arada birazdan. Beş erkek, tek kadın olduğum için, ben onlarla büyüdüğüm için biraz bıçkın birini oynuyorum. Ve hayatımda ilk kez bıçkın birini oynuyorum. Mesela Sera küfür kullanmaz ama orada küfür kullanıyorum. Bu da gerçi beni onları mutlu ediyor. Onları kestik biz. Küfür kullanmak mutlu etmiyor yani. Yani hayır, zaten öyle bir huyunuz var Mehmet Akif Bey, fark ettiğim. Fragmanı size getiriyoruz, siz yeni haliyle televizyona uygun hale getiriyorsunuz. Tabii. Hayır, bir de fragmanı televizyona uygun haliyle bize gönderiyorlar. Televizyona uygun gelen haliyle bile biz onu tekrar elden geçiriyoruz. Bu konuda Şafak Sezerler'le bir talihsizlik yaşadık. Evet, çok ciddi bir talihsizlik. Ama ya bir de onlar yayın öncesi de öylelerdi. Buyur lütfen. Bizim fragmanımızı da elden geçirdiniz mi? Sizin fragmanı da kesmişizdir mutlaka. Kestiniz mi? Onu ben hakim olamadım ama kesmişizdir değil mi arkadaşlar? Yani gayet iyi kestik diyorlar. Böyle yapıyorlar. Böyle. Kesmekten de hoşlanan bir ekip var orada. Kesmek, evet, evet. Bizim... O zaman ne kesildi diye merak edip sinemaya gidip izleyebilirler. Fragmanı verelim mi? Hazır mı? Verelim fragmanı o zaman. Sonra devam edelim sohbete. Hem ne kesmişiz onu da görürüz. Burada bizim iki tane ritüğümüz var. Bir ritük, bir de benim annem. Yani ritükten geçtikten sonra bir de annemden geçer mi ona bakıp öyle anneye kesiyoruz. Anneye selamlar, ellerinden öpüyoruz. Ben de anneciğim ellerinden öpüyorum. Bir de Pınar'a selamlar, benim canım arkadaşım. Gelsin. Hangi Pınar? Benim arkadaşım Pınar. Ha, Pınar, peki. Tanımaz. Tamam, gelsin. C takımı macera başlar. Hakkınızı helal edin. Ne oluyor lan? Yağmur iptal edecekmiş. Bu soncunun patronu ne etti lan bizim kıza? Var mı detaylı bilgi? Oh, kayıyordum hanımefendi. Ne diyorsun sen? İkiz plaka yapmış şakal. Pişti. Çekini kırmaya geldik. Biri geliyor, biri geliyor. Bir bakın, yanlış adamı dövmeyelim. Sır sırta verin. Soyunalım mı ha? Necmi abi. Allahu ekber. Allah! Tertim. Lütfen beyler. Of. Taşlan bu. Lan onun taşına ben de ulaştım. Bunun inanılmaz faydasını gördüm. 15 günde. İçin olayım. Ba, Bobby de Bobby. Bak burada gün gibi karın ağlıyor. Meslek hayatımın imza işi olacak bu. Al kesin çözüm. O ne lan? Dinamit. Bismillahirrahmanirrahim. Bu faktörünki hepinize kayacak. Sıkı tutunun. C takımı. Önce lan bir boya bak pilavı falan filan yesek. Olur olur. Olur olur ha. C takımı 16 Şubat'ta saat... Çok kesmişler mi? Efendim? Çok kesmişler mi? Yok, değil fragman. Aslında. Aa, o zaman fragmanı düzgün, televizyon hali düzgün gelmiştir. Güzeldi. Çok, elinize çok sağlık. Çok kesmedilerse. Kesmediniz değil mi? Elinize yani. Sağlık. Ama Col Pacino'yu kesmen normal bu arada. Abi Col Pacino'yu kese kese bitiremedik biz. Fragmanı yani, veremedik o yüzden. Fragmanı veremedik ve o yüzden zaten gerginlik, yani dışarıda bir gerginlik var gibiydi. Yokmuş aslında ama o dışarıdaki sonra stüdyoda falan... Ben tabii çok gerildim. Bu arada yani hayatımda gördüğüm en gerçekçi şakalardan biriydi. İzledin yani, mi onu? Evet. Çünkü şaka değildi. Değil miydi? Abi şimdi yayına girmeden önce başladılar. Kuliste bir tartıştılar. Ben dedim ki arkadaşlara gittim. Hatta Oğuzhan'la konuştuk. Bizim Oğuzhan Uğur'la. Oğuzhan bana diyor ki... Abi diyor, Şafak abi gergin olduğunda diyor, böyle bizim bize de yansıdı diyor. Hani şey olabilir, dikkat et. Bir gerginlik çıkmasın falan. Tolgalara da dedim ki...
Ya biz burada sohbet ediyoruz yani, keyif almak için toplanıyoruz. Böyle gerileceksek olmaz. Yani bana da yansıdı. Yayından önce bunlar. Meğer orada başlamışlar organizasyona. Zaten ben çok gergin girdim stüdyoya. Belli etmemeye çalıştım falan. Nasıl toplayacağımı da bilemedim. Çünkü neyle karşı karşıya olduğunuzu ben bu sektörü çok bilmediğim için. İlyas da çok bilmiyor bu sektörü galiba. Yok, çok fazla. Sen uzak duruyorsun ünlülerden. Aynen, neden uzak yani. Duruyorsun? Filmlerden falan mı böyle uzak duruyorsun? Ünlülerden uzak duruyormuş. Ünlülerden. Evet. Şimdi de öyle yazmışlar. Sanatçılarla ünlülerle yan yana olmamayı, aralarına çok girmemeyi, asosyalliği tercih ediyorum. Senin ha, demişimdir mı? Evet. Ya doğru evet. Ben neden? Çok böyle bir hani camia. Sen de sana sanki iftira ediyormuşum gibi ben biliyorum. Yok, hayır. Ya o çok öyle böyle hani direkt şey öyle orada biraz sert olmuş yorum. O kadar değil de tercih etmeme meselesi. Senin cümlen değil mi? Evet evet benim cümlem. Yani çok camianın içerisine girmek istemiyorum. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Eski stil derler ya böyle hani sürekli magazinde görünmek ya da böyle işte hani işte o camianın içerisinde görünmek. Ben sadece onu tercih etmiyorum. Çünkü bana çok soruluyordu bu. Hani işte abi niye magazinde yoksun, neden orada yoksun, niye burada yoksun falan. O ben de ona binaen mu? Bu açıklamayı yapmışım. O işe yarıyor mu mesela magazinel bir figür olduğunda? Ben zannetmiyorum. Yani finalde artık öyle bir dünya evet. Kaldı mı mesela? Magazin aynen. Kim izliyor, nereden takip aynen öyle. Ediyorsun? Ben artık gerek görmediğim için böyle demişim. Neden? Öyle ilginç bir cümle kurmuşum. İlginç değil, doğru demişim. Neden peki yani? Yapı meselesi düşüncemden dolayı, işte dünyanın değişmesinden dolayı, sistemin değişmesinden dolayı artık gidip hani işte ünlüsünüz, daha da ünlülüğünüze daha da ünlülük katmak ya da ne bileyim işte hani magazinde görüneyim, bir şeyler yapayım, kovalamak falan vesaire. Zaten onların çoğu kurmaca biliyorsunuz. Hani çoğu ünlü zaten o magazincileri kendileri çağırıyor ya da böyle bir PR danışmanlarına yaptırıyorlar bu işleri. Hiç bilmiyorum biliyor musun? Aynen. Ben bayağı biliyormuşum. Ben piyasaya bu konuda hiç hakim değilim. Ama şöyle değişik bir şey var galiba. Böyle yani bir siyasette biliriz hani bazen böyle çekişmeler olur. Bazı insanlara çok anlaşamaz. Bu sektörde daha fazla herhalde. Ünlü ünlüyü sevmez diye bir şey ünlü var. Ünlü ünlüyü sevmez mi? Yani bilemiyorum. Sanatçılarla oyuncular arasında böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum ama yani sanatçıların bazılarında böyle şeyler zaten televizyonda da görüyorsunuz. Hani o yıllarda eskilerde vardır ya işte polemik başladı aralarında falan vesaire. Eskiden böyle bir durum vardı. Ünlü ünlüyü sevmez, sanatçıyı pek hoşlanmaz gibi bir şey bence ama. Bence bunu ünlü ünsüz diye ayırmamak lazım da insan insanı sevmeyebilir. Ama ünlüler evet göz önünde olduğu için sadece ünlü ünlüyü sevmiyor kısmını görebiliyor herkes. Birazcık da böyle hani bir ego savaşımsı bir şey de oluyordur orada. Herhalde ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum yani. Hani... Egolu musunuz? Sera egolu musun? Ego herkeste vardır. Nerede kullandığına bağlı. Ben kamera önünde kullanmayı tercih ediyorum. Bu da benim işime maksimum fayda sağlamama sebep oluyor. Ego herkeste. Hani ben egosuzum diye bir şey yok bence. Aynaya baktığın zaman kendini beğenmen bile bir ego. Beğenmezsen burada tabii bahsettiği şey o tabii ki o ego herkesin bir gardiyanı olmak durumunda ondan bahsediyor tabii ki de öyle. Biz burada hani ama? Sözün gelişi egodan kastımız o işte hani bir kıyas etme kendini ya da böyle bir yarışa girme hissiyatından kaynaklı hoşnutsuzluk durumları olabiliyor. Benim çok hoşuma giden bir şey değil. Ben mesela kameranın dışında ya da işte işimin dışında, sahnenin dışında kesinlikle ünlü birisi gibi değilim mesela hiç. Bir de ego da bu arada kelime anlamı olarak da değişiyor. Ben bir kitapta okumuştum. İki Aykut Oğut'un kitabı. Egoyu çocukluğumuzdaki bilinçaltımız olarak açıklıyor. Çocukluktan kalma bir şey yani. Evet, egoyu nasıl böyle açıklıyor. Yani çocukluğumuzda nasıl bilinçaltına ne verildiyse onunla büyüyorsun gibi. Ya bu da güzel hikaye. Bak herkes yani şimdi kızmasınlar diye dikkatli konuşuyorum. Bir meslek grubu olarak durdum kısımlar, şu an kısımlar. Söylesem mi söylemem. Söyle ne olur. Ya çocukluğuna inmek lazım. Çocukluğunla ilgili, ailenle ilgili falan diye bir şey var abi. Çok biliyorsun moda evet. Ve her şey oradan. Bu arada gerçekten böyle de olabilir. Saygı duyuyorum. Ama güzel yani oradan yakalıyoruz. Çocukluğa inelim. Ne güzel oldu değil mi orada? Çocukluğunda yaşamışsındır. Bir şey var çocukluğa yaslamak çok kolay gibi geliyor abi de. Yani en ufak bir şeyde baban sana bağırdı mı? Bağırdı. Tamam bundan. Yani o çocukluk işin bahanesi gibi de geliyor. Ben de biraz seni gibi düşünüyorum galiba orada. Sen? Yani siz linç yiyeceksiniz. Ben size dahil olmuyorum.
Sen bunu daha önce de yap. Bunu hep yapıyor değil mi? Hep yapıyor. Bizim programda da yaptı. Enteresan senin ama. Senin programlarda da yaptı. Tuhaf bir şekilde kamuoyuna dönük olarak. Bizim dizilerde şey oluyor ya, mesela hemşirelerle ilgili bir sahne oluyor. Hemşireler ayağa kalkıyor. Mesela işte taksicilerle ilgili bir muhabbet. Taksiciler. Yarın da sizi psikologlarla ilgili gündemde görebiliriz. Ben çok önemsiyorum. Ve çok yani yaptıkları iş de çok kıymetli. Ayrıca beni gündemde göreceğiniz bir şey yok. Ben sadece bu çocukluk kısmını merak ettim yani. Çocukluğa inmek kötü bir şey değil ki zaten. Değil. İyi ki iniyorlar. O linç dedin de benim aklıma şey, Çilingir'den linç yedik abi biz ya. Niye? Çilingirlerle ilgili ben aldıkları ücreti fazla bulduğuma dair bir söylemde bulundum. Ya. İnşallah ne kapıda demiş? Kalırsın da bizi ararsın. O zaman... Kardeşim, sosyal medya acımasızlığı diye bir şey var inanılmaz. Abi. İnanılmaz. Devamında 5 saniye sonra abim doktorlarla ilgili bir şey söylüyor. Abim de 5 saniye sonrasındaki doktorlarla ilgili linç yedi. Abine bir daha hiç hasta bakmıyor. Hasta olsa bakmıyorlarmış. Sen çilingir çağıramıyorsun. Ben o durumdayım abi. 30 saniyede şu iki an. Taraftan linç yedik. Evet. Ya o sosyal medyanın maalesef diyelim şeyi yani. Hani... Bir yerini alıp seni oradan yaftalayıp mutlaka yersin gidiyor. Linç. Bir yerden bulurlar yersin yani. Hiç linçlendin mi Sera? Ben... Ay linçlenmedim. Ben linçlenmedim de. Sen linçlenmedin mi? Yok. Sen ne diyecektin peki? Yok, ben dedim. Yok linçlenme. Farklı bir şey yaşamıştım. Ne yaşadın? Söyleyebileceğim bir şey mi? Tabii canım söylerim, ne olacak? Okan Bayülgen'in programına konuk olmuştum. Neyse işte şarkı söylüyor musun? Ne söylüyorsun? Dedim ki ben de hani arabesk de söylüyorum. Gitar çalarsam, yabancı şarkı da söylüyorum deyince birden şarkı girdi ama benim tonum değil. Ben de şarkıyı söylemeye başladım. Kendimi de duymuyorum. Hani ben alışık olmadığım için mikrofonla söylemeye, çıplak sesle duyuyorum. Mikrofonla. Hani hakim değilim mikrofonla şarkı söylemeye. Neyse, Okan Bayu geldi işte eğildi, elimi öptü, süperdi falan dedi. Ben sanıyorum ki süper söylemişim. Neyse eve geldim, baktım ben trend topic olmuşum. Aa dedim ya, nasıl güzel söyledim de trend topic oldum. Bir açtım, şarkının üstüne tepinmişim. Ne ben anlamadım. Şarkının üstüne tepinmişim. Çok kötü söylemişim. Detoneler, bağırmalar, bağırış çağırış duyuluyor sesim yani. Böyle bir şey yaşamıştım. Bir tek dileğim var gibi oldu ama yani. Ondan sonra bir daha şarkı söyledin mi? Nasıl? Şarkı söylemeye devam ettin mi canlı yayınlarda sonra? Ettim ama o şekilde değil. Böyle gitar da mı çalıyorsun? Ama o peki spontane mi gelişti mesela? O anda mı gelişti? Evet. Önceden haberin var mıydı orada hayır. Şarkı söyleyeceğine dair? Hayır, orada İşte o yüzden olmuş. Kötü olduğunu böyle biliyor muydun? Aynen. Ya da öyle. Hayır. Bir kere provasını alsam öyle olmazdı diyelim de kurtaralım bari. Mustafa Ceceli'yle sonra tabii tekli de çıkardım. 20 milyona yakın izlendi. Teşekkürler. Wow. Söz müzik bana ait. Biz cevabımızı aldık. Teşekkürler. Seni de bu günaha dahil ettin. Ben de girdim. Bu cevap ikinizeydi. İlyas bir gecede mi ünlü oldun? Evet. Ne hissettirdi o gece sana? Hiçbir o geceyi şey. Anlatsana. Gerçekten yani sonrasında... Yani hemen bir şey hissedemiyorsunuz zaten. Onu böyle bir absorbe etmeniz gerekiyor. Bir yumuşatmanız gerekiyor falan. Şoktan dolayı ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ben zaten ünlü olduktan sonra bayağı böyle yine normal devam ettim. Yani insan hani ünlü olur olmaz hemen şey olmuyor. Hayatı değişmiyor. Belli bir süre devam etmeniz gerekiyor yaptığınız işe. Ünlülüğün arkasını doldurmak diye bir şey var bence. Hmm. Kesinlikle olmazsa olmaz. O zaman ünlü oluyorsunuz bence. Yani o yüzden ilk bir sene hani bayağı metrobüste insanlarla bayağı ben gidiyordum yani falan böyle. Yani sorun değil. Şu an gidiyor musun metrobüste? Bazen biliyorum ya. Yani, nasıl diyaloglar yaşanıyor? Bize yani, söyle diyorlar mı mesela? Ya şey çoğu insan o değildir deniyor. Çok aşırı benzetiyorlar falan. Ben de geliyorlar yanıma ben o değilim diyorum zaten. Şapka mapka falan. Öyle bir eskileri yad etmek için arada bir metroya bir de metro. Niye o değilim diyorsun? Çünkü abi orada bir furya başlayacak. Fotoğraf isteyecek benden. O bakacak işte o kimle fotoğraf çekiliyor. Aa ünlüymüş. Sana şarkıcı bu falan diye. Orası karışır abi. Bak. Altından kalkamazsın yani. Bir de metrobüsün halini biliyorsun. Evet. Abi. Buradan sana ben oyum dediğinde evet, evet. Öper seni. Diye. Yani sen falan... Yani bir selfie falan çektirmek ise telefonu çıkartamayacak adam o derece. Hani şekli horon şeklinde olduğun için hani alttan falan çeker artık böyle. Nasıl çıkarsın belli değil yani. Ben öyle trene yetişmeye çalıştım bir metrobüsle.
büyük bir et parçası olarak hareket eden bir metal çerçeveli bir cisim yani. Hani çok zor bir şey metrobüs. Çok zor binmesi de. O zincirli kuyu metrobüsü gördüğümde dedim ki burası herhalde başka bir şey var. Beni 4 tane öğrenci eğer izliyorlarsa çok teşekkür ediyorum onlara buradan. Metrobüse bineceğim. Karşıya geçmem gerekiyor. Yurt dışında yaşıyordum ben uzunca bir süre. İstanbul'a döndüm. Kahire'deydim o zaman. 2 sene Kahire'de kaldım. Döndüm İstanbul'a. Metrobüse bineceğim. Abi bekledim, bir tane geçti, iki tane geçti. İşte biniyorlar ama herkes birbirini çok fazla itip kakıyor falan. Ben deniyorum ama olmuyor hiçbir şekilde. Bir iki defa denedim, olmadı. Dediler ki abi seni bindirelim, buna böyle binemezsin. Sen belli ki yabancısın. Başka bir yer. Ve beni iterek metrobüse soktular. Hakikaten. Neyi yanlış yapıyor musun abi? Abi itmem gerekiyor. Cevvalliği yok. Aynen. Evet ya, orada kabalaşman gerekiyor biraz. Onun çünkü arka kapısında abi hani böyle full balık istifi olduktan sonra binmeye çalışanları bir tekmeyle uzaklaştıran bir tayfa var. Onlardan kaçman lazım. Kaçarsan binersin. Şimdi bir de şöyle kaçarsan bir şey var. Aynen. Benim birini it, ben birini itsem mesela öyle şu anda da. O da problem abi. Orada kural yok abi. Şey. Orada kural yok. Yani sen yapabilirsin. Sen kavga edebilirsin. Veya işte sen derken normal işte tanımıyorsa o adam her şeyi yapabiliyor. Ona her şey meşhur. Hakaret edebiliyor, bağırabiliyor, çağırabiliyor falan. Ben metrobüste şey, böyle birini itsem... Büyük haber. Büyük problem olabilir. Mehmet Akif videomu metrobüste çekip, insanları dövdü. İnsanlara zarar verdi. Tabii. Ver. Hemen linç. Gelsin linç. Yanlışlıkla etmiş gibi ya. Sen biniyor musun metrobüse? Bilmiyorum. Metroya biniyorsundur. Sera bir şeye biniyor. Şey bari ona bin. Vapura bin ya. Binerim. Hiçbir sıkıntı yok. Binerim de binmemi gerektirecek bir durum olmuyor. Olsa binerim tabii ki. Niye binmeyeyim? Hemen mi araya gitmemiz lazım? Peki tamam, hadi reklam arası. Daha sizle oyun oynayacağız. Neden bu kadar çok komedi filmi çekiliyor bu aralar? İnsanlar gülsün diye. Herkes dertli. Ama bizim sinemamız ondan ibaret ki zaten. Ya komedi ya drama. Yani ikisi arasında gidip gelen bir sinema. Hani arasında bir şey olmuyor. Komedinin izlenmesi ve hani televizyonda yer bulamayan bir türe dönüştü komedi. Çünkü çok komedi işi yapamıyoruz televizyona artık. Neden? Yani mesela bizim en son Kardeş Payı'dır herhalde televizyonla ilişkimiz. Ondan benim sonra çok nadir izlediklerimden biridir yani. Ben öyle de özledim de oynamıştım. Ha, yani o da güzeldi komedi mesela. Onlar hep son örnekleri. Artık televizyonlar... Kanıt'ı da mı izliyordun? Ama o farklı bir konsept. Kanıt'ı hala yani yayınlıyorlar. Evet. Ben orada 29 yaşında falandım herhalde. Gece neyse, uyuyamayanların hala aynıyım. Gece uyuyamayanların İstemeden yaşı da ortaya çıkarmış olmak durumunda. Yok, benim yaşım ortada zaten. Evet. 18 yaşında oğlum var. Doğum gününü kutladılar, evet. Harika. Nasıl? Güzel yaşlar olsun. Bir ay önce doğum günü kutlamışsınız herhalde. Evet. Sera Toptemir yazınca Google'a direkt Boran 18 yaşında oğlu çıkıyor. Borancığım, seni seviyorum. Ondan önce evet, direkt oğlu çıkıyor. Tabii. Ona da selamlar. Evet. Evet abi, seni böldük, özür dileriz. Yok, hiç önemli değil. Ben zaten genel sektörün ne içler acısı halimizden bahsediyordum. Neden içler acısı hali sektörün? Yani eskiden şey, bu yurt dışı satışı diye bir şey çıktı ve artık diziler yurt dışında satılmaya başladıktan sonra dünyanın pembe dizi üreten ülkesi haline dönüştük. Bizim burada işte gün normal yayınlanan dizilerimiz yurt dışında günlük dizi olarak genelde satılıyor. 2 saat. İşte onu 3'e bölüp satıyoruz. 3 bölüm çıkıyor. Onun için zaten 2 saat çekmeye başladık bu dizileri. Ki daha çok para kazanabilelim. Ama işte öyle olunca da komedi yurt dışında pek Kardeş Payı'nı Sivaslı Emrah, yani hani bir Kentakili Thomas dememiz lazım filan. Öyle diyemediğimiz için. Kentakili Thomas. Thomas da saçma. Bunu ben bir yazayım. Evet, güzelmiş ama. Ondan sonra. Ya, evrensel düzeyde izlenebilecek komedi yazamıyor musunuz? Yani bizim komedimiz... Mesela Amerikalılar yapıyorlar ya, hani geliyorsunuz burada, isim vermeyeyim şimdi, gelip burada izliyorsunuz. Hava Meteor Madrid. Ben mesela verdim bak. tamam. O oluyor ama mu? Şakalar apayrı ki abi, apayrı. Evet, apayrı. Yani. Orada da bir kültür var. Bu arada Amerikalı kültürüyle kültürel benzerliklerimiz var Amerikalılarla bizim.
Çok benziyor. Çok aynı benziyoruz. Şeylere gülüyoruz mesela ama onlar biz güldüklerimize gülmüyorlar demek ki yani. Evet. Şöyle bir şey var. Oradaki oyuncuları dünya tanıyabiliyor. O yüzden herkes bir merak edip açıp izliyor. Ama buradaki ya da farklı da bir yerdeki oyuncuları dünya tanımadığı için doğru bir merak uyandırıp söylüyor. Çünkü aslında satış yapan dizi değil abi, oyuncu. Yani evet, o dizide aynen. oynayan kişi satışını yaptırıyor. Dizinin konusu, nerede çekildiği, nasıl çekildiği değil de Kıvancı'nın dizisini alıyor ya da almıyor. Bizde o de öyle zaten. Sizde aynen. de öyle yani. Yani o... bizim sektörde de öyle, Türklerde de öyle. Hep aynı oyuncular maalesef, bu eleştiri yapmak durumundayım ama. Ya şeyi mesela söyleyebiliyorsun. Komedide oynatmayan, oyuncusunu komedide oynatmayan menajerler var. Diyor ki hayır, komedide oynamanı istemiyorum. Gelecek açısından doğru değil. Senin dram işinde oynaman lazım diyor. Onun için de sadece sinemaya şey not alıyordum ben. Abi sen not alıyorsan şikayet etmiyorsun. Sen konuş, konuş. O kadar önemli bir şey geldi. Verdim dedim ben de. Hayır, benim aklıma bir şey geldi. Not alayım, unutmayayım dedim. Cimer'e yazıyorsun. Evet, ben diyecektim bu arada. Cimer'e yazıyorsun. Ben yapacaktım o şakayı, ağzımdan aldım ben. Ne geldi Cimer'e... Allah aşkına, çok merak ettim. Ya siliyorum, söylemeyeceğim. Lütfen ya. Söyle. Biz bakıyoruz biraz. Sen olsun ya. Ah, mümkün değil, göremeyeceksiniz. Ben okuyamıyorum, okusam ben zaten söyleyeceğim. Normalde de okuyamayabilirsiniz. Yazım benim çok çirkindir. Benim de çirkin olduğu için çirkin yazıyı okuyabiliyor. Bu çirkin ha. yazı olayı da şöyleymiş, oradan teselli buluyorum. Zihnimiz çok hızlı çalıştığı için yazı yazarken elimiz ona adapte olamıyormuş gibi bir şey var. Gerçek ya, diyor ki bilmiyorum. En azından zekiyim diye mutlu olun diyor. Kötü yazıyorsun ama. Evet. Bizim annemiz... Bu gerçek mi değil mi bilmiyorum. Gerçek gerçek. Gerçek benim mi? De yazım çok kötü, oradan biliyorum. Sen en son metrobüse binmiyordun. Gerekirse binerim. Neye biniyorsun? Dedim. Gerekirse binerim. Ve seni yolda tanıyorlar. Binerim. Tamam, şöyle söyleyeyim. Çünkü şu ara ben sete gidiyorum, eve geliyorum ve... kullanmama gerek yok. Aynen öyle. Gerekirse binerim o zaten. Ha, ben ya de... sorar mısın? Gerekmiyor kendisi olması... en son ne zaman binmiş? Ne zaman bindi? İşte şey yeni... Ne? Yeni ne zaman? Trene yetişeceğim diye. Bak, hem trene biniyorum hem metrobüse biniyorum. Daha hattan bir insan daha olamaz yani. Siz sanayide misiniz hala? Yok. yok abi, değişti, biz farklı değişti bir yere mi? Geçtik şimdi. Kısıklı'dayız. Ha, o zaman biniyor olması lazım. Tanıyorlar mı dışarıda ve nasıl tepki veriyorlar? Kendin... Şimdi beni bana benzetiyorlar. O ne demek? Şey diyorlar, hani ne kadar benziyorsun diyorlar. Ben dedim ki ben oyum. Bir de inanmıyorlar, inandırmaya çalışıyorum. Hayır, hadi ben oyum falan diyorsun. Ben de tam tersi de. Mesela bu yani. Hani ben o değilim. Evet, ben o değilim. Ben değilim diyor. Diğeri ben oyumu ikna etmeye evet. çalışıyor. Şey olduğu için tabii ben küçük gösteriyorum. Günlük hayatımda işte burada bir topuzum, böyle hani eşofmanlar vesaire olduğu için televizyonda da daha büyük durduğumu söylüyorlar. İşte makyaj, topuklu vesaire. Diyor ki çok benziyorsun ama değilsin. Ne yapıyorsun peki? Nasıl peki, yönetiyorsun? Peki değilim, sen bilirsin. Fotoğraf çekiliyor musun? Çekiliyorum mesela... tabii ki. İyi bir iletişimin var mı yani? Var, her zaman. Şu an. Her zaman çok seviyorum. Bir defa fotoğraf çekilmek isteyen kişiler bizi izlerse zaten biz varız. İlyas. Dersim aldım. Dersim yok, aldım. Asla sana diyor. Estağfurullah. Öyle bir şey değil bahsettiğim ama hani insanlar izleyince, dinleyince üretmeye devam ediyorsun. Ama şu değil tabii ki. Şimdi şarkıcı ünlülüğü farklı bir şey bu arada. Konserdesin ve seninle fotoğraf çekilmek istiyor insanlar. Şimdi sen 1 milyon kişiyle mi çekileceksin? Mesela. Çekilemezsin. Mesela. Onun için İlyas. Benim bahsettiğim başka, Serhat, bir şey. Yolda toparladım. Yürüyorsun, dışarıdasın hani. Böyle birdesin. Ruh gelmiyor ki. Evet, birdesin. Benim metroda olmuştu abi o. Metroda birisi tanıdı. Ayaktaydı. Ben de oturuyordum. Abi bir fotoğraf çekinebilir miyiz dedi. Tabii kardeşim dedim. Kalktım, yerime biri oturdu. Daha da mümkün değil, kaldıramazsın ya. Yani. Çocuklar yan yana gittik ondan sonra. Meğersem tuzakmış falan. Evet, o çocuğun annesi oturdu. Evet, aynen. Kesinlikle tanıyordu oturanı, bence söyleyeyim. Öyle bir çete var çünkü. Sen ünlü değil misin deyip yerine oturuyorlar. O da çekiyor. Bu nasıl tezgah ya? Tezgah. Şu dönem şey çok hoşuma gidiyor. Sakla Beni de Fahru Nisa diye bir karakteri oynuyorum. Böyle biraz ortalık karıştıran bir karakter. Kötü karakterleri sevmez ya seyirci. Hani ben de bir seyirciyim ve kötü karaktere gıcık olurum. Beni seviyorlar. Aa. Çünkü doğruları söylüyorum. Bir de böyle tatlı bir komedisi var benim karakterim. O yüzden seviyorlar. Kız kardeşim mesaj atmış bana. Sakla Beni dediğinde yüz ifadene özellikle baktım.
falan diye. Ben çok hani böyle televizyon izleyemediğim için. Aldığınız en enteresan konuk kimdi? Sensin. Hadi canım. Vallahi ben onu anlatabilir miyim abi? Anlat. Ya kötü bir dönemde evet. 6 Şubat depreminden sonra Akif abi geldi. Biz böyle konuk mafyası diye bir arkadaşlarımız vardı. Onlarla konuşuyorduk. İşte Nasuh Mahruki geldi, Arif Verimli geldi, Arif Hoca geldi. Ya işin hep psikolojik tarafını veya işte teknik tarafını konuştuk ama bir de olayın saha tarafı var ya, haber tarafı. Kim gelebilir, kim gelebilir? Ya Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy. Dedik ki keşke gelse. Bir hafta sonra falan aradılar. Dediler ki Mehmet Akif Ersoy geliyor. Abimle yan yanaydık. İkimiz de birbirimize bakıp dedik ki niye geliyor? Biz olsak gelmezdik. Neden? Abi yani... Ne olacağı belli değil. Gerçekten çok istiyorduk biz o zaman. Çünkü çok konuşmak... Ben de çok kolay geldim bu arada. Sen de çok kolay geldin. Aynı şoku iki gün önce şey yaptım. Sen aradığında Eray hani böyle böyle dediğinde bizi niye çağırıyor diye şoka düştüm bu kez. Benim sizle ilgili başka yaşadım. Bir şey de vardı kafamda da onu da belki bir gün yaparız. Ben geldim. Çok da güzel çok program da oldu. Bir kez daha burada teşekkür edelim. Yok ben teşekkür ederim. Ama benim dışımda bir şey oldu. Niye ben niye ilginç konuktum ki? Yani hep oyuncu ve şeyle mi devam ettiniz sonra? Bir de bir diğer enteresan konuk da Mehmet Demirkoğlu'ydu abi bizim için. Yani işte geldim programa biliyorsun. Abim biraz daha bizde işte teknik kısmını, entelektüel kısmını ele alıyor. Ben biraz daha böyle cıvıyan tarafım aslında tırnak içinde söylemek gerekirse. Mehmet Demirkoğlu hiçbir şey tutmadı. Nasıl tutmadı? Yani abi ben seni şöyle seviyorum diyorum, tepki yok. Abi ben senin için ölürüm diyorum, tepki yok. Evet kardeşim, evet kardeşim diyerek geçirdi. Mehmet Demirkoğlu'na mesela hiç bağ kuramamıştım ben kendi adıma. Seni bilmiyorum. Ama uyumadan önce seni dinliyorum dedin. Adam ne diyebilir? Hep beni düşle mi diyecek? Ne dinliyorum diyecek ama. Yani? Sinan Akçı söyledi. Her gece yatarken seni dinleyerek uyuyorum dedi. Bu hoş bir şeymiş şimdi yani. Tebrik edeceğim. Ben de açıklama şey yaptırdım yani. YouTube'da haberleri izlerken, video izlerken. Düşün bana açıklama bile yaptırtmadı ha. Konuklarla ilgili şöyle şeyler mi yapıyorsunuz aranıza gelmeden önce? Hani ben ona bunu derim, motive ederim. Öyle şeyler var mı? Yok. Bu motive eden bir şey mesela. Ben sana sesin çok güzel yaz, harikasın. Zaten öyle. Ekstra motive eder mi seni bu? Yok. Ama ya beni etmez yani. Seni eder mesela. Çok iyi oyuncusun. Harika bir film çekmişsiniz. Şimdi şöyle motive bence tabii ki herkese eder. Çünkü siz ikiniz bir işi neden yapıyorsunuz? Bir konuda aynı düşünmüyorsunuz. Bir işi neden yapıyorsunuz? Hani evet para kazanmak için herkes çalışıyor. Başka bir şey ama sonucunda bir başarı varsa bunu herhalde kendi kendime takdir edecek halim yok. Aferin Serem, hiç şey oynadın mı diyeceğim. Hani beni samimiyet daha çok etkilerdi ya açıkçası. Ben de samimiyet seviyorum. Yani evet hani beni övmesinden ziyade hani programa gittiğim anda işte o background'da bir samimi yet hissedersem o zaman çok daha rahat olur ya da yani, yani yapacağım dahası... şeyi daha fazla yapabilirim yani ya da programda. Neler yaparsın samimiyet hissettiğinde mesela daha, ne kadar daha iyi rahat olurum mesela işte daha güzel şarkı söyleyebilirim ya da daha konularla ilgili daha fazla fikrimi beyan edebilirim. Şakalar yapılabilir rahat rahat. Hissediyor musun samimiyet? Hissediyorum zaten. Gerçekten aynen aynen. Kesinlikle hissediyorum. Bu güzel. Değil mi? Şey gibi olduk. Ailece oturduk böyle ailece televizyon izliyor ediyoruz. Gibi olduk. Çay hazır mı? Gülümse aa var çayımız mı? Var mı ya? Çay alabiliriz bu arada. Yani aynen. Çay alabiliriz. Senin en enteresan konuğun kim? Onu da ben merak ediyorum. Benim en enteresan konuğum sen kimdi? Bunu düşüneceğim. Yani mesela 5. gecede mi yoksa yaptığın diğer ciddi, formatlarda da. Ciddi formatlarda mı? Ya şöyle, bunu ben düşüneyim gerçekten doğrusunu söyleyeyim. Bir de söylemem gerekir mi, söylememeli miyim de düşüneyim. Ha. Yani şöyle şimdi, en enteresan konuk şu diyeceğim. Diyeceksin niye o? Diyeceksin. Hayır şimdi ben orada onu anlatacağım. Sonra falan. Ama bizim şöyle bir durumumuz var mesela. Serkan benim arkadaşım, konuk oluyor bana. Diyelim, yani biz sosyal hayatta da sohbet ediyoruz. Ben Serkan'la fotoğraf paylaştığımdan hep şey derim ya. Tanısanız seversiniz falan derim. Çünkü bazı yorumlarından dolayı bir kitle Serkan'a çok kızabiliyor vesaire. Bir de şu da var televizyonda. Ya çok yakın arkadaşınız var. Onunla aynı siyasi görüşten değilsiniz. İnsanların yaklaşımı şöyle olabiliyor. Ya siz nasıl arkadaşsınız? Ya aynı düşünmüyoruz siyasi konuları ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok güzel vakit geçirebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. İşte evlatlarımızı, ailesel bağlarımızı paylaşabiliyoruz. Türkiye'de böyle bir şey de oldu bu arada. Bu kutuplaşmadan sonra İnsanlar böyle arkadaşı böyleyse o da böyle düşünüyordur gibi bir yaklaşım da var. Siz mesela siyasi program hiç yapmıyorsunuz değil mi? Siyasetçi hiç almıyorsunuz.
Söyleyeyim mi? Söyle. Bir konuk gelmek istemişti bize. Abi bizim programa Muharrem İnce gelmek istedi. Güzel. Biz de dedik keyifli ki yani Muharrem İnce ile biz ne konuşabiliriz? Bir de tam böyle o seçim döneminde çekilecek mi adaylıktan, çekilmeyecek mi onun zamanları. Sonrasında biz kabul etmedik çünkü mesela programın oraya evrilmesini istemiyorduk. Biraz daha siyasi bir yerden değil de kendi arkadaşlarımızı çağıralım veya işte çağırmak istediğimiz insanları çağıralım diye şey yapıyorduk. O Muharrem İnce'yi de istememişiz. Şöyle çağırırken neye dikkat ediyorsunuz? Şu çok izlenir dediğiniz işler, şu hiç izlenmez dediğiniz işler nasıl oluyor Murat? Yani genel olarak şöyle bir şey. YouTube aslında nasıl bir yer? Gerçekten bütün o perdelerin inmesinin gerektiği, samimiyetten beslenen, samimi olmadığında hemen afişe olduğum bir yer olduğu için yani YouTube'da en iyi konuk gerçekten gardsız gelen konuk oluyor. Ve o gardsızlık da şu işe yarıyor. Gerçekten mesela burada da kimsenin gardını hissetmiyorum. Onun için sohbet muhabbet havasında geçiyor ya. YouTube onun en dibinin olduğu yer. Evde. Çok sakat bir yer bu arada. Hoş geldin. Yani YouTube yayınlarıyla ilgili. Sen YouTube yayınlarına katılıyor musun İlyas? Yani katılıyorum çağrın olursa. Orada daha rahat oluyorsun. İlyas'ı da mı çağırmadınız? Çağırdık benim. Evet gidiyorum. Demin gidecek mi çağırdınız? Tabii Mart ayında gidiyorum. Az önce kuliste konuştuk arka tarafta. Serhat seni çağırdılar mı? Evet. Evet. Prova da. Evet. O da yayına çıkmadan önce. Onun, evet. YouTube'da ve daha rahat oluyorsun değil mi? Tabii ki çok daha rahat oluyor. Ben sizi burada görebilirsin sanmıştım. İşte tam bundan, işte tam bu havadan bahsediyorum. Ya orası daha rahat abi yani. Kesme biçme de var ya canlı değil bir de hani video çekiyorsun. Canlı değil en nihayetinde. Ya canlısına da katılırsın da hani canlı olmadığı için daha rahatsın. İşte şarkı söylüyorsun, işte bir hata yaptın ya da böyle bir işte eskaza fazla bel altı bir şaka yaptın mesela ağzından kaçtı. Oraları böyle kırpma şansın var, düzeltme şansın var. Daha rahatsın yani daha iyi. Daha rahat ve... Sen katılıyor musun YouTube yayınlarına? Ya ben aslında programlara çok katılmıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Şöyle kalkıp katılacak... Buraya da yanlışlıkla geldim. İyi akşamlar falan. Katılacak bir vakit olmuyor gerçekten. Ya da vakitler uymayabiliyor. Karşı tarafa benim günüm uymayabiliyor. Böyle bir şey yoksa hani ben programa katılıyorum. Ne yoğunlukta şey çalışıyorsun değil peki? Mesela hani katılacak vakit bulamıyorum karşılığı pek olmuyor ya. Hakikaten o setteki çalışma şeyine... Yok şöyle, kalan vakitte dinlenmeyi tercih ediyorum. Bu. Ya full set değil de kendime ayırdığım zaman diyorsun kendime aslında. Ayırdığım zaman da tabii ki 7 gün 24 saat çalışmıyorum ama sabahlayabiliyoruz. Mesela akşam 9'da başlayıp sabah 6'da paydos yaptığımız, verdiğimiz zaman... Ertesi günde git. Bütün gün uyuyorsun zaten akşama kadar. Akşam ne yapacaksın böylesin. Hani dinlenmeye ayırıyorum. Bir de ben şarkı sözü beste de yaptığım için onları yapıyorum. Daha bak, verimli geliyor. Şarkı gelin. Söyleyip beste yapıyorsun. Şarkı sözü yazıp. Yazıyorsun. Aha, beste. Beste yapıyorsun. Söyleniyor mu onlar sonra? Evet Ajda Hanım'a verdim en son. Ajda, Ajda Pekkan'a verdim. Serdar Ortaç'ın 7-8. Detone olduğun şarkı neydi? Detone mi? Okan'da üstünde Detone. Üstünde tepindiğim. Evet Zombi. Cranberries. Zombi. Evet. Zombi zor bir şarkı. Çok güzel detone olmuştum ama. Söylemek ister misin? Detone olur musun? Detone. Ya bir, şimdi böyle şey de yapmak istemiyorum hani seni detone etmeye çalışmış gibi bir durum olmasın. Bu arada şunu da eklemek isterim. İki türlü de işinize yarar. Magma'yı bilirsin. Murat ikisinde de işinize yarar. Boğaziçi Jazz Korosu'nun korosu. Ben Magma'nın yetenek sınavlarına katıldım. Onu da geçtim. Magma Koro'ya kabul edildim. Tebrik. Ben sana yani zombi söyler misin dedim. Tolga panik oldu orada. O zaman Tolga için söyleyeyim. Güzel dinle çünkü seni ilgilendiren bir taraf oldu. Söyler misin bize zombi? İstiyorsanız söylerim ben... tabii ki. Tepinirsek de şarkının üstüne tepineriz. Biz bizeyiz. Aldım. Çalabiliriz değil mi herhalde arkadaşlar? Çalarız. Çalarız. Orkestramız maşallah. Orkestramıza bir alkış alabilir miyim ben?
Elinize sağlık. Söyledi. Söyledi. Ne vallahi oldu? Söyledi ha, öyle bir tedinlik şey. Vallahi söyledi abi. Tedinlik zor şarkıdır. Evet. Sivas yöresinden bir şarkı. Sivas. Rahmetli babaannem çok söylerdi. Güzel güzel. Çok güzel. Ben eşlik edecektim de adirecisi var abi bende. Hiç bulaşmayayım dedim yani. Yok vallahi çok güzel. Gerçekten bizi gençliğimize götürdü. Detone olmadı herhalde. Ben anlamam Milas Hanlar. Ya o yorumu vardı yapmayayım canım. Ben yani. Yap, şimdi. Yap bir kapışın. Amaç o değil mi Gülüm? Yaptım ben oyuncuyum zaten. Ya güzeldi bence. Hani, oyuncu Sera şarkı söylüyor. İyiydi abi. Gayet iyiydi. Teşekkür ağzına ederim. Sağlık gerçekten çok güzeldi. Iyiydi. Çok Tolga güzel sen yorumladın. Teşekkür ederim. Evet güzel yorum. Güzeldi. Oyunculuk mu şarkıcılık mı? Oyunculuk tabii ki. Oyunculuk ben mu? İşimle aşk yaşıyorum. Sen oyunculuk yaptın mı hiç? Yaptım. Birkaç tane. Ben nasıl hatta oldu? Bir tane İran dizisinde oynadım abi. Başrol. O İranların sana olan ilgisi nedir ya? Ben de bilmiyorum yani. İran'da konsere falan da gidiyorsun. Hı-hı. Orada Kiş Adası'nda konser yaptım 4 tane. Bayağı iyi geçti. Çok yoğun bir ilgisi var insanların. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama sadece bana karşı değil. Çeşitli diğer Türk ünlülere karşı da, oyunculara falan da bayağı bir ilgileri var. Türklere karşı gelen bir ilgileri var yani. Ben bir tane dizi teklif almıştım oradan. Başrol. Arya diye bir karakteri oynuyorum orada, İranlı. Biraz çekildi, 4-5 bölüm ilerledik falan. Sonra bir şey oldu, set durdu. Türkçe mi konuşuyorsun? Nasıl ben oldu? Türkçe konuşuyordum. Herkes karşımdakiler Farsça konuşuyor tabii. O da çok zordu. Bir de benim senaryoyu Azerice'ye çevirmişler abi. Azerice. Evet, yani hani öyle saçma sapan şeyler var ki hani böyle. Bir de ben onu gece ezber yaparken bir de Türkçe'ye çevirmem gerekiyordu falan. Bayağı bir zorlanmıştım. İş Farsça yayınlanıyor. Aynen. Bana dublaj yapacaklardı zaten Farsça. Sonra prodüksiyon bir sıkıntı yaşadı. Dizinin çekimleri durdu. Öyle kaldı. Ben de geri döndüm. Çok zor bir iştir herhalde. Değil mi? Yani çok zordu ya. Çünkü oyunculukta herhalde karşıdan gelene cevap da veriyorsun bir yerde. Tabii evet. Ki. Al ya ver. Başrol işi çok sıkıntılıydı abi. Bütün diziyi benim üstüme kurgulamışlar yani. En çok benim sahnem var. En çok ezberi ben yapmam gerekiyor. Sabahın 6'sında kalkıp sete gidiyorum falan. Akşam nerede çekiyorsunuz filmi? İran'da yarısı, bir de Gürcistan'da çektik. En çok Gürcistan'da İşin çektik. İşin kötüsü karşı taraf seni anlamıyor değil mi? Yok biz hani bana ekstradan aynen. Yani o bana, ben Türkçe mesela bir şey söylüyorum ona. O da bana Farsça bir şeyler söylüyor. Ben ona Türkçe söylüyorum. O bana Farsça söylüyor falan. Öyle saçma sapan bir şeyler absürt oluyordu. Aynen. Yönetmen geliyor bana diyor ki burada işte mesela İranlılar mesela kadınlara da erkekler mesela. Ben mesela hani baba diyebilirim ya sana, laf böyle ağız gelişi falan. Onlar mesela kadınlara da söylüyorlar baba diye. Ben işte yönetmen geldi bana diyor ki işte kadına baba desene baba falan. Baba diyor. He, baba ya, orada bir şey olur ifadesi mu falan? O. Ya diyor söyle evet, vesaire falan. Hitap şekli o, hitap İlginçti ifadesi. Yani. Abi gibi mi bizim? Hani abi çok şöyle ilginçti abi. Gibi yani sayılabilir. Yani belki. Benim mesela işte ben böyle bir elmas naif kaçırıyorum bir şey falan. Böyle bir senaryoda benim elmas kaçırıyorum bir şey oluyor. Sonra o elması benden şey yapıyorlar. Bir işte Azerice'ye çevirmişler falan, o kadar korkunç ki işte şey yazıyor orada, elması ne ettiz falan gibi böyle. Elmas ne ettiz falan gibi böyle hani tamamen bir şey. Het şempanze diye bir şey yazmışlar. Niye söyleyeyim, kabul ettin böyle zor? Yani, zor. Nasıl? Ben olsam mesela gülme krizine girerim. Yani gülüyorsun tabii de hani işin de ilerlemesi için mecburiyetten artık hani bazen patladığım oluyordu yani. Hani mesela diğer başrol kız mesela bana bir şeyler söylüyor falan böyle. Yardırıyor Farsça falan filan. Ben de sıradan bakıyorum. Sıradan sonra diye patlıyordum ben de. Nasıl kabul ettin böyle bir iş peki? Nasıl kabul ettim? Yani işte İranlıların ilgi parası çok iyiydi falan diyorum. Öyle olması lazım yani. Ya parasına tabii ki de ikinci, yani benim için bir adım olacağı için ilk hedef parası değildi tabii ki. Bir işte İranlıların ilgisinden dolayı vesaire falan bir adım olur. Belki başka bir şeye geçerim diye, dünyaya geçerim, adım atarım diye bir deneyelim dedik. O da patladı yani. Zor oyunculuk. Zor abi, kesinlikle öyle. Ben birkaç Türk dizisine de konuk oyuncu olarak katılmıştım. Çok zor iş. Vallahi zor iş yani. Sürekli ezberler. Bir kere çok yüksek konsantrasyon gerekiyor bir kere. Yani oyunu kötü verdim mi bence hiçbir şeye yaramıyor. İyi oyun çaylar vermek geldi lazım. İyi hissetmek aa, lazım çaylar vesaire. Teşekkür ederiz efendim. Çok elinize teşekkür sağ ediyoruz. Şeker de var mı? Aa ne güzel ya, bayağı öyle çay vay falan evet geliyor abi, harika. Çok nazik, çok naziksiniz. Yani bunu mesela çok bunu hep yapalım diyecek. Biz her hafta gelelim abi. Akşamları buradayız. Biz de yapalım abi. Programı güzel abi bu. Şimdi abartı, oralet var. Abi konuğu aldı.
Benim başıma da şöyle bir şey gelmişti. Bir ara kültür sanat programı sundum, 13 bölümlük. Kendi ülkesinde ünlenen sanatçıları ağırlıyordum. İşte ressamlar, şairler, yazarlar, müzisyenler. Bir bölüm, bu arada yabancı olanlarla İngilizce röportaj yapıyorduk. Şimdi bir Arap sanatçıyı ağırlıyorum. İngilizce konuşuyoruz. Sonra şiirini okuyacak. Birden kağıdı çıkardı. Arapça okumaya başladı. Sinirim bozuldu. Gülmeye başladım. Programda. Yayında mı gülüyorsun? Evet. Adamın ama, karşısında şiir okurken mi? Evet de anlattım yani niye güldüğümü. Ama bu da çok doğal bir şey bence. O yüzden ben herhalde böyle program sunamam. Seyircilerin suratına suratına gülerim. Bu yani... Konukların. Söyle herhalde. Yok bir lütfen. Ben bir şey diyorsun ya ben de sana yaklaştım abi duymak için. Aa bizim şey olur. Bizim bir oyunumuz var. Oyunu oynarız birazdan ama önce Kamanların kayıp kardeşini getirebilir miyiz? Bakın ben çok doluyum. Çok doluyum. Kaman kardeşlerin ihmal edilen üyesiyim. Kaman kardeşler kaç tane olarak biliyorsunuz Kaman kardeşleri? Görünen yüzü var. Fakat ben ihmal edildim. Beni yok saydılar. Hunharca ihmal ettiler. Ben buradan Mehmet Akif'e şunu söylemek istiyorum. Mehmet Akif, sende şöyle bir şey var. Hani böyle bir masum görünüp hiçbir şey anlamıyorum ama dökülün, saçılın diye insanlara bakıyorsun ya öyle yüz ifadesiyle Mehmet Akif. Bunlara da öyle bak. Sor bakayım Murat'a. Era'yı, bak Era'yı küçük kardeşimizi dövmek için Van Dime'ı izleyip karate kursu aldın mı almadın mı? Bunu Murat'a lütfen sor. Buraları kesebilir miyiz ya? Ya o kadar doluyum ki. Ya o kadar doluyum ki of. Jihao man. Ya biraz Amerika'da kaldığım için bazen tepkilerimi yurt dışına göre veriyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bunlar Sivaslıyım diye ilk diziyi çektiler. Sonra Sivas'ı hatırlamadılar. Ben, bakın bana bir tane Sivas Kangal saldırdı. Bunu burada söylemek istemiyordum ama Sivas Kangal saldırırken ben Sivas Kangal'ın üzerine koştum dedim ki yanlış yapıyorsun kardeşim ben de Sivaslıyım dedim. Ben bunu diyecek adamım. Ben bu kadar Sivas... Ben buradan Sivaslılara seslenmek istiyorum. Bana sahip çıkın. Mehmet Akif, ben unutmaya hazırım. Duygusallık, hisler, kardeşlik bilmem ne benim için çok çok önemli değil. Bana para verin. Para. İster bana toplu para verin, ister kira öder gibi hani her ay kira öder gibi bana para verin. Çünkü niye biliyor musun? Bunlar benim fikirlerimi değil, hayal gücümü çaldılar. Ben hayal kuramıyorum Mehmet Akif. Ben hayal kuramıyorum. Bu benim. Bir tane daha sende. Benden bir tane daha varmış aslında. Yani normalde şöyle bir şey var. Biz Era'yı bir 10-15 sene sektörden dışladık. Neden? Yani aslında çok uzun uzun anlatırım. Sektör o kadar dışarıdan göründüğü kadar keyifli. Makine mühendisi, Bilkent mezunu. Kim? Gayet de, ben de Bilkent iyi bir... Aa. Canım dur, arkadaşım. Anlatırsın. O da Bilkent mezunu. Canım arkadaşım. Bilkentliler buluşması mı? Bilkentler... Kaynaşıyor. Evet. Bilkent, bunu biplemiyorlar zaten. Ayrıcalıktır diye bizim öyle biliyorsun mi sloganımız. Ya, bilmiyorum olabilir. O biplenmiyordur ya. Biplenmiyor mu? Bence yok, biplenmiyor. Yok bence de. Bilmem. Evet. ODTÜ'nün yanındaki. O da bir şey diyor ama bu da mı gibi? Burslu mu? %100 mü? Benim burslu değil ama şeref listesine girerek mezun oldum. Ya o pek yani... O da of çok önemli. Of. Bilkentliler bilir. Ben hazırlık okumadım, kopa atladım. Çok önemli biliyorsun. Ben okudum. Okudun mu? Okudum. Bak okumuş mesela hani böyle böyle. Ama %100 bursluymuş. Evet abi helal sen olsun lütfen devam et. Dışlandık dördüncü de geldiğine göre artık diyecek bir şeyim yok çünkü. Siz aslında sektör keyifli değil diye sokmak mı istemediniz? Evet. Sen de yürüsün ısrarla. Bana göre de çok keyifliydi abi. Geldiğimde çünkü haklılarmış bu arada. Hiç şeylerini haklarını yemeyeyim yani. Ben de biraz daha geriden alayım abi. Benim iki tane rol modelim vardı bu hayatta. Murat abim ve Emrah abim. İki abimdi. Ve bu yaptıkları iş benim için o kadar kıymetli ve o kadar güzel, keyifli geliyordu ki. Sonra ben makine mühendisliğinde staja gittim. Ve hiç bununla alakası olmayan bir dünya gördüm. İşte abimlerin yanına geliyorum, sete gidiyorlar, istedikleri saatte çalışıyorlar, istemediklerinde çalışmıyorlar. Ve ben de bunların yanında olmak istiyorum, abimlerle birlikte çalışmak istiyorum dedim. Onun aslında beni uzaklaştırma çabasıydı. Girince de öyle olmadığını anladım hakikaten. Buyurun hocam. Bu arada
skeçte oynayan dördüncü kardeşimiz Olkan bizim ilk yazdığımız dizinin, kendi yazdığımız dizinin başrol oyuncusuydu. Aa. Evet. Öyle mi? Nerede Olkan? Olkan nerede? Bunu söylemedi. Ne kadar mütevazi davranmış. Evet. Normalde İbret Ailem diye bir diziydi. İşte o ya dönem... Ya da çok kötüydü de Olkan söylemek istemedi. Olkan sektöre küstü o işten sonra. O işten sonra neden? Evet, Amerika'ya taşındı ve bir süre ortalarda görünmedi. Ama işte böyle tesadüfler, küçük köy diyoruz biz bizim sektöre. Gerçekten sürekli birbirimizle denk geliyoruz bu arada. Doğru. Öyle değil mi? Kesinlikle. Onun için kimseyle kötü olmam ben sektörde. Herkesle aram çok iyidir. O işte Murat benden bahsedince hep iyi bahsedilir filan. Çünkü buradan küfürleşirsin, ertesi tarafta tekrar buluşursun, sarılmak zorunda kalırsın. Öyle göründüğü kadar büyük büyük değil. Emre abimi söylemişken şeyi de bir söyleyeyim ama abi. Habertürk'ün tanıtımında, 5. gecenin tanıtımında Murat Kaman diye Emre abimin fotoğrafını koymuşsunuz. Gerçekten mi? Evet. Fark etmez. Değişmez. Fark etmez yani. Evet yani Müjdat Gezen'in fotoğrafını koymadım. Çok aileden biri yine yani. Yani İlyas. Müjdat Gezen bu arada. İlyas diye beni koysalardı sıkıntı. O da olabilirdi. O kadar olmazdı ya. Sosyal medyada da öyle miydi? Abi beni ya. Karıştırıyorlar. Mesela bizim seslerimiz çok benziyor abi. Temeldeki sıkıntı o aslında. Evet. Üçümüzün de sesi aynı. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Tipi de benziyor Emrah'la Murat'ın. Tipi de benziyor. Evet, tipi de benziyor. Beni İsmail YK'ya da benzetirler zayıflayınca. Allah neler neler. Öyle deme şimdi, İsmail YK'yı sana benzetiyorlar. İlyas, belki de. Belki değişti falan artık. Değişti tabii. Bir oyun oynayacağız İlyas. Bir şarkı dinlesek olur mu ya? Olur, senden? Olur. Yapalım. Yani burada madem ortamda bir şey söylemek olur. Istiyorum. Şu ortamı hazırlamamız lazım ama. Hep sen konuklarını takdir ediyorsun ya. Sen de her programı çok başarılı bir şekilde sunuyorsun. Ya, çok teşekkür ederim. Ben de seni çok tebrik zevksin. Etmek istiyorum. Mehmet Akif. Çok çok teşekkür ederim. Kabloyu takmamız gerekiyor galiba. Evet. Dur takalım. Ben getireyim. İlyas, çok güzel bir sesin var. Teşekkür ederim. Maşallah. Evet. Buğulu. Bak ne kadar güzel, böyle hazırlanıyoruz şu anda mesela. Hazırlanmak için reklam arasına gitmedik. Nasıl? Hazırlanmak için reklam arasına ama gitmedik. Yönetmenler öyle şey yapar. Evet. Böyle şeyleri çok... Onu kızarlar, şuradan sanki daha rahat olur. Okey, tamam, öyle de olur. Hocam gitsek mi? Rahat mısın sen? Çıkın ben abi, rahat şunu alacak olacağım mısın? Bakalım inşallah. Al işte, ayarlamaya çalışacağım. Şu şekilde söylerim ya. Güneş doğdu ama yasta, mevsimi pasta, yoksun oralarda. Bir ses bin yolu duranla, kaybedilen aşka, bahçeleri gonca. Beni öldür yalan.
eder bizi. Onca hatıra gibi. Gel bir gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım. Ya beni öldür ya anla, nefesim ol günah boyuma. Gel bir gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım. Ya beni öldür ya anla, nefesim ol günah boyuma. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar duru bir ses değil mi? Rica ederim abi. Elimde çayla şuradan izledim. Sera da Mustafa uzanacaktı. Bakıyorum evet. Buradan geliyor. Neredeyse eşlik ediyor. İlaz kızarsın neredeyse. Diye. Allah. İnşallah etseydin ya. Kızarsın diye eşlik etmedi. Hayır niye kızacağım öyle? Hayat keşke etseydin. Bir daha yapalım mı? Hadi yapın bir daha. Yok şey yapalım. Lütfen. Al Sera. Bu tozlu meltem mi böyle? Sesi bulmam lazım şimdi dur. Buradan mı? Senin sesin hangisi? Ona eşlik edeyim çünkü. Ama sen... benim sesim sana şimdi şey ters kaçar. Kadın erkek tonu farklı ya. Ben eşlik ederim küçük küçük. Bu tuzlu meltem mi böyle? Gencimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler çökerken sahile. Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazından. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir sözleri yazan arkadaş. Arkadaşım ne yaşamış, ne yaşamış ya? Abi valla kendisi Zürich'te yaşayan eski bir şair. Eski dediğim öyle çok antik gibi oldu. Eski pazar günü Zürich'te yaşıyor. Görüşelim onu. Beyaz sakallı şair. Yan da aktarlar. Saçmaladım ya. Çok eski bir şair. Taksim'de büfe işletiyor şu anda. Çok sıcak oldu burası, ben soyunmam lazım abi. Sıcak mı oldu? Evet, çay hararet yaptı herhalde ben. Halbuki tam tersi alır mıydı herhalde? Biraz evet. Az önce çok soğuktu o yüzden. Hakikaten ne çok acayip, abi çok işli evet, ya. Güzel yani, ben bestesini de çok güzel oturtmuşlar. Güzel buralara kadar geldi ya. Bu şarkı aslında çok eski bir şarkı. Ben bunu böyle sahnelerde söyleye söyleye falan yani insanlar da bilmiyordu. Zaten sen bu şarkı ve sen gibi bir yerde kaldık biz. Evet yani o zaten... Başka şarkısı var mı? Yani ikinci şarkıyı da çok iyi biliyoruz. Yok Gel Be Gökyüzüm az önce çaldım. Söz müzik evet. Bana aitti. Bir de içimdeki duman var. Onu da çıkarken söyle. Çıkarken de onu da söyleriz. Sadem de sevgili Soner Sarıkabalı'ya ait ama onu da ben Sadem. Söylemiştim. Sadem'i söyle. Sadem de güzel i̇şte, şarkı. Hepsini evet. Söylerim. Ama İlyas Yalçıntaş deyince bu geliyor herhalde. Ya tabii artık o aynen. Yani nereye gitsen abi incir falan.
Ama böyle incir bomba gibi düşmüştü. Çok acayip. Jürinin şokunu İlk hatırlıyorum ben. Evet. Bir de şöyle bir şey sormuşlardı sanırım sana. Hani korkmuyor musun hiç çıkmamış bir şarkıyla denemekten? Sen dedin ki hayır çünkü şarkıya güveniyorum. Aynen çünkü istatistik vardı elimde. Daha önceden gözlem yapmıştım. Yani bir sürü barlarda, çeşitli mecralarda, sahnelerde çaldım. Dinleyicinin tepkisine baktım. Yani normal söylüyorum diğer şarkıları. İşte incire girince insanlar bilmiyor ama diyorlar ki ya bu nasıl bir şarkıymış falan. Ben aslında oradaki işte istatistiği, gözlemi ulusal kanala taşıdım sadece. Olay o. Yani bir fırsat geldi ayağıma. Ben de orada değerlendirdim onu. Bu haksızlık... Yani aslında emindim yani. Biraz tepki alacağım ondan. Şey ukalalık gibi olmasın ama. Öyle de oldu zaten. Yani. Sen agresif biri misin? Yo, birazcık. Yo, biraz. Yani bazen. İkizler misin? Hayır, balık burcuyum. Aslında çok duygusal. Yani. İkizler var mı aramızda? İkizler yok değil mi? Sen de balık. Yok da ben ikizlere çok hakimim. Benim manevi kız kardeşim ikizler. Ne sormak istiyorsun? Yok bir şey sormayacağım. İkizler benim yükselenim galiba ikizlerdi ya. Evet. Yükselenim. Vaktimiz varsa bir oyun oynayalım. Önce reklama mı gidelim oyun mu oynayalım? Tamam önce oyun oynayalım. O zaman biz evet hayır oynayacağız. Şu gitardan kurtuldun mu ben? Evet. Yapayım? Size bazı sorular soracağım. Tamam. Reklamdan sonra... Allah'tan kapalıymış. Bayağı ses olabilir. Ağzına yüreğine sağlık. Güzel. Bu arada şarkıda da benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Sen de güzel eşlik etmeye çalıştın çok. Şimdi ben size soracağım. Siz de evet ya da hayır diye cevap vereceksiniz. Berberde, kuaförde gittiğim zaman kendime aşırı güzel ya da yakışıklı bulduğumdan hangi yöne gideceğimi çıktıktan sonra berberden hangi yöne gideceğimi şaşırdığım oluyor. Olkan burası bir şey ya. Ne yapıyoruz abi? Burada böyle hayır mı gösteriyoruz? Olay bu mu? Evet, evet, evet hayır, hayır. Hayır. Berberden çıktığında böyle kendine bakıp sonra yolunu şaşırdığın oldu mu? Ne kadar narsistçe bir şeymiş. Evet kim ya. Yapar bunu ya? Olkan böyle bir şey yaşamış Olkan? Ki. Benim şaşırdığım olmadı da beni görüp şaşıran oldu. Yolunu değiştirdi mi? Çok havalıydı. Havalıydı değil mi? Bu evet. Kibire girer mi? Bence girmez. Girmez mi? Çünkü tamam. Olmuş bir şey. Olmuş bir şey niye kibire girsin ki? Olmamış bir şeyi eğer söylersen... Ne oldu? Ne oldu? Olanı da anlat o zaman. Ne anlatayım? Hangi birini anlatayım? Hangi birini? Hangi birini? Oo. Bu kibire girer. Girer mi abi? Bu girebilir. Girer. Girebilir. Kibre girmez. Hayır. Bu kibre girdi. Yok yok girmez. Niyete bakılır. Girmez. Yani kibir kötü bir şey. Kırılma göre niyetine göre. Yani. O kadar mı sıcak oldu ya? Yo abi. Ha elini onu verdiğin için. Ben iyiyim abi. Şunu da iyi çözüyorum. Evdeki böceğe böcek ilacı sıkarken biraz üzülür. İlacı direkt üstüne değil koşu yoluna sıkarım. Koşu yol. Koşu yol. Gittiği yere sıkarım. Bu ben hani martıya simiti koşu yoluna atmışlığım vardır. Hani havada kapsın diye böyle hesap ama falan. Bir dakika, evet mi hayır mı bu? Ben hayır. Ben böceğe de, yapmam yani. Sen ben evet diğer koşu yoluna bile sıkarım. Şöyle yaptığım olmuştu. Şöyle örümcek vardı, karıncalar vardı. Karıncaları örümceğe yönlendirmek için şeker koymuşluğum var. Bu sayılıyor mu? Serpme kahvaltı veren ya. Azmettirici. Yani bir tetikçi hali evet. Vardı. Tabiatın düzeniyle oynayıp oradan onu avlamasını bağlamıştır. Karıncaları bir... resmen salmış. Biliyorsunuz Nietzsche'nin ahlakın estetiği hikayesini anlattı. Çok önemli bir şeydir bu aynı zamanda. Yani bir böceğin ölümü ve bir kelebeğin ölümü üzerine böyle bir durumumuz var. Var. Bu arada riskli bir konu diye çıkıyorum. Ben söyledim ama biz hiç susmuyoruz. Yani olsun, böyle sohbet yapmak ediyoruz. Yerine. Sohbet ediyoruz. Ortama uyum sağlayamadığımda telefonuma mesaj gelmiş gibi yapar, yalandan gülümser, çok sıkıcısınız, keşke gitsem der, kalkar giderim ya da evet, evet, hayır mı? Hayır. Hayır. Sen evet mi? Benim yani telefon çalmış gibi yapmıyorum da evde iki tane kedimiz var, onları sürekli veterinere götürmem gerekiyor. Öyle. Aa, bir yalan. Çok iyiymiş. Yani öyle kalkıyorum masadan. Ama bana bile diyor abi ya. Sana bana bile. Diyor ya. Bana demesi ayıp. Bana demesi çok üzüyor. Beni de bana da diyor ya. Yani yiyeceğini, yemeyeceğini bile bile. Bile bile. O anlasın diye diyorum. Şu an sıkıldım demek için. Var mı böyle bir hikayeni anlatmak istediğin? Ben de farklı bir şey uyduruyorum ben de ya. Stüdyoya gitmem lazım. Kayıt var vesaire falan filan. En son nerede yaptın bunu? Niye yaptın? Geçen hafta bir yaptım. Bir arkadaş vardı. Çok yapışkan çıktı. Yeni tanıştığım bir insandı. Fazla yapışkan çıktı yani. Bir de ben böyle bir boşluğuma gelmiş herhalde. Numaramı da vermişim.
sürekli arıyor, yazıyor falan, öyle işte geleyim falan dedi en son. Ben de gelirsin demişim ona başından savmak için. O gün orada da geliyorum diye. Ben de işte darladım ya, dedim benim bir kayıt varmış, kusura bakma kardeşim falan filan. Numaranı isteyenlere numaranı veriyor musun? Tabii canım, herkese dağıtıyorum. Gerçekten mi? Olmaz abi, vermiyorum. Yanlış numara veriyor musun hiç? Yok, o kadar. Ne diyorsun? Yok, öyle trollemiyorum milleti yani. Ne diyorsun, veremem mi diyorsun? Ya tabii ki de, yani neden paylaşayım ki? Zaten insanlar öyle numaramı istemiyorlar ya benden. Ne ara isteyecek ki? Sen veriyor musun abi? Ahmet abinin bölümünde izlediğimde ben öyle veriyorum. Demiştim. Senin başına böyle neden? Enteresan şeyler gelmiyor mu? Gelmez mi ya? Çok güzel. Bana gelen mesajlara inanamazsınız. Yani ne var mesela? Ne mesela? En ilginci. Her şey var ya. Bugün bile geldi. Ne geldi? Ya ne bileyim, işte Kelebek Üreticileri Derneği'nin mesela kelebeklerle ilgili sorun da olabilir. Bu hani böyle abartıyorum programdan dolayı ama her şey gelebilir. Yani bir öğrenci arkadaşımız mesaj atabilir. Vatandaş atıyor. Çok önemli bir sorunu olduğunu. Mesela muhtarla tartışmış. Muhtarı şikayet etmek için mesaj atıyor. Yani bu muhtarı bir daha aday göstermemeleri lazım. Bunu siz engelleyebilirsiniz gibi. Ancak mesela, siz engelleyebilirsiniz. Yalnızca aldığım bir mesajdı bu. Belediye başkanlarıyla ilgili şu sıralar çok oluyor mesela. Beni farklı farklı illerden arayıp çok farklı partilerden, yani böyle büyük küçük parti, yani oyu yüksek veya oyu düşük parti olarak söyleyeyim, arayıp ya şu aday şurada olamaz, asla seçimi kazanamazlar. Kazanmasınlar abi diyorum, boş ver, sana ne diyorum ya, niye bunu stres yaptın diyorum. Arayabiliyorlar. Bazen soruyorum, numaramı nereden buldunuz hani diye. Niye, rahatsız mı oldun diyorlar mesela. Gerçekten. Bunu bazen çok iyi yönettiğimi, bazen de çok kötü yönettiğimi düşünüyorum. Yani kalbim kırıklarım varsa şu anda buradan da özür dilerim, kusura bakmasınlar. Bu da anlarla ilgili mesela, bazen normal anda oluyor, bazen çok gergin bir anda. Sence çok lüzumsuz bir telefon olabiliyor o. O şeydir ya, böyle birini ararsınız, siz çok eğlencelisinizdir ama onun o gün bir yakını vefat etmiştir, evet, hastanededir. Ne haber ya falan diye açarsınız, o da böyle çok bad bir ses tonuyla cevap verir falan gibi. Bunu anlayıp kapatırsın ama hemen konuyu. Yani bu konuyla ilgili bence özür dilemene falan da bence gerek yok. Hani çünkü onu artık karşı taraf da onu biraz anlayacak duyarlılığa sahip olmalı yani. Hani ya ben de bu adamı şimdi bu saatte bu şekilde aramayayım. Şöyle şöyle bir adam bu. Yani bunu kestirebilmeli, düşünebilmeli yani. Telefonda adab-ı muaşeret hala oturmadı bence. Yani bir böyle bir hani nerede ne zaman mı? Nerede mi oturdu? Nasıl yani? Adab-ı muaşereti oturtabildik mi? Sosyal medyada oturdu mu adab-ı muaşereti? Yani teknolojik ne varsa işte şu saatten sonra yani mesaj atamazsın. Bence bir oturmalı. Hani gece 12'de birine WhatsApp'tan bir de mesaj atamamalısın filan. Yani hani bunların kuralları olmalı. Sosyal medyada... Ya da samimiyetine bağlı olarak. Hani çok samimi arkadaşların atıyordur ama evet, uydum, bilmek lazım. Yani değil mi mesajı? Bir gölge kuralı bu. Nezaket kuralı. Kapalı zaten. Yani şeyde büyük... Kapatıyor sıkıntı. Musunuz? Gece telefonunu kapatan var mı? Ben yok. Ben uçak bolu çekiyorum genelde. Gece. Hı hı. Belki ama İlyas tam gece aranacak adam. Yani evet, bir de yani ben susmaz yani o telefon, WhatsApp falan. Uçak modunu çekiyorum. Niye İlyas gece aranacak adam? Acaba falan. Saçma. Kendisi yakan bir cevap. Evet, diyeceğim de. Sizin bilmediğiniz işler yapıyorum ben falan diyorum. Gece taksiye çıkıyor. Yani. Aynen, taksiye çıkıyorum gece. Yükselen, azıcık düşen, genelde öyle çok... Evet, bizim tabii çevrede hep öyle oluyor. Hani abi ne haber, ne yapıyorsun, moralim bozuk. Sen bunu en son ne zaman yaptın? Ortamı telefonunu alıp böyle rahatsız olduğum bir ortamdan çıkarım falan dediğin bir hikayen var mı? Ben doğrucu olduğum için rahatsız olduğum yerde söyleyeyim. Bu arada çok zaten yakın olduğum insanlarla görüşüyorum. Hani çok mesafeli olduğum biri ise öyle bir nezaketsizlik tabii ki yapmam. Ama yakın İnsanlarla görüştüğüm için söylüyorum, ben sıkıldım ya da ben kalmak istemediğim bir yerde kaldığım zaman boğuluyor hissi yaşıyorum. O yüzden şey diyorum, ha evet, yakın bir zamanda bir yaşamıştım bir yemekte. Kalkmak istedim, otur en son dedim ki ben şu anda buradan kalkmalıyım. Çünkü mutsuz hissediyorum. Niye kendime bunu yaşatayım ki? Güzel bir şey bu. Ben evet, arkadaşlarıma böyle bir şey söylesem beni... Büyük harcarlar. Ya benim arkadaşlarım da beni tanıyor, beni biliyor, böyle ama seviyor. Ama zaten biz arkadaşlarla sıkılmıyoruz bu arada. Ya. Gerçekten hiç sıkıldığım olmadı arkadaşlarımla. Ama yine söylüyorum, nezaket çerçevesinde hani bu şey değil böyle. Gerçek hayatta tanıyıp da sevdiğim ama sosyal medyadaki halini görünce soyup arkadaşlığı kestiğim biri oldu. Hmm.
Gerçek hayatta sevdiğiniz sosyal medyadaki bir paylaşımdan dolayı soğuduğunuz birisi. Yok ya. Neye soğudun? Tanıştıktan sonra adamla takipleştik Instagram'dan sonra. Bir baktım çok meğersem hiç öyle değilmiş ya. Çünkü bana karşı bir sahte bir tavır sergilemiş. Onu anladım yani. Instagram. Sosyal medyadaki tavrı sahte olabilir mi? Zannetmiyorum. Bence orada kendi eksikliklerini dışa vuruyor. Sürekli bir kendini kanıtlama çabası içerisinde paylaşımlar. İşte zirilyon tane storyler, sürekli bir şey, ben şöyle yaparım bu işi, biz böyle yaparız, şu işi şöyle yaparızcıları ben çok haz etmiyorum açıkçası. Ya diyorum bu adam demek ki böyle kompleksli bir adammış meğersem. Bana karşı bir sahte bir tavır sergilemiş benimle konuşurken falan. Sosyal medyada biraz onu anlıyorsun. Ya orası çok enteresan bir mecra. Yani insanlar hem sahte bir profil sergiliyorlar, aynı zamanda içlerindeki orijinal şeyi dışa vurabiliyorlar. Orası öyle bir mecra yani. O yüzden yaşadım yani. Bir iki kere yaşadım böyle bir durum. Bu arada bu sahtelik ve gerçeklik enerji olarak her ortamda geçen bir şey değil mi? Böyle bir yere gittiğinizde mesela muhabbet de sahteyse hissediyor musunuz? Hemen sırıtıyor. Evet. Hemen sırıtıyor. Ya o bakışından, tavrından, o konuşurken bir anda bir gözünü kaymasından bile hissediyorsun abi aslında. Muhabbet edemiyorsun ki zaten. Devamı gelmiyor mu abi? Gerçekliğinde şöyle bir şey var mesela. YouTube için de söyleyeyim ben onu. YouTube yayınlarımdan biliyorum. Abi bir salıyorsun kendini. Allah korusun saçma sapan bir şey de söyleyiverebiliyorsun çok gerçek olduğu zaman. Ve onu da bekleyen bir kitle var hemen. Alsak da vursak şunun kafasına diye. Böyle bir sakatlığı da var yani. Biz mesela hep böyle frengaz frengaz gitmek zorunda kaldığımız bir iş yapıyoruz bu anlamda. Ben böyle bir gün, sen söylemedin bunu da kestim bak mesela fren. Ne oldu? Söyleyecek. Senin sosyal medyada ne oldu? Aynı sen de evet dedin ya. Sen nasıl bir şey yaşadın? İşte yani... Reklam çok mu sıkışık? İki dakikada anlatırım abi ben. Hemen anlatıyorum. Yani şöyle bir şey var. Normalde birlikte çalıştığımız biri, ekip arkadaşımız. Sosyal medyaya dönüyorum. Lan bu sabah öğlen takıldığım insan değil yani. Hani bambaşka... Evet abi. Clark Kent ile Superman hayatı yani hani bu kadar... Aynen öyle, alakasız. Yani orada faturayı ödeyemeyen adam orada bambaşka evet, bir şeyde... Evet, çok acayip. Yani hangisi gerçek onu bilmiyorum acaba? Bu arada. Paralel evrende yaşıyor kendi kendine. Evet, çok garip onu kestiremeyince de bir soğuyorsun yani unfollow yani. Çok enteresan bir şey bu. Yani gösterdiklerimiz yaptıklarımızın çok ötesinde artık. Ya insanların içinde var ya bence yani bir olduğu kişi var bir de olmak istediği bir kişi var herhalde. Çoğu insanda böyle bir durum var. O sosyal medyada bunu... Olmak istediğini mi gösteriyor? Bazıları olmak istediğini gösteriyor, bazıları da sakladığını dışarı vuruyor bence. Ya ben öyle durumlarda hep şey diyorum abi, bunun bir arkadaşı yok mu ya? Söylesin ya oğlum aynen, ne yapıyorsun aynen, sen aynen, yani? Aynen. Hani ben yeni tanıştım da eşi, dostu, anası, babası... Yok mu değil mi çevresinde oğlum, kimse bir uyar? Kendine gel desin ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun desin. Artık reklama girebiliriz. Ve bunun üstüne. Reklam. Bizim bir tane VTR'miz var. Tam muhabbet üstüne geldi diye onu vereceğim. Çok kısa bakalım bir sosyal medya sizi nelerden soğuttu? Sosyal medya yüzünden nelerden soğudunuz diye bizim muhabbetimizin üstüne gelen bir şey. Onu bir çok küçük izleyelim sonra devam edelim. Sosyal medya yüzünden nelerden soğudunuz? Sosyal medya yüzünden çok şeylerden soğudum. İnsanlar değişti. Ne bileyim bir saygı kaldı insanlarda. Çok 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 kötü. Doğru kullanırsanız çok iyi faydalı. Ama doğru kullanmazsanız maalesef. Ara ara kendimi motivasyonunun düştüğünü hissediyorum. Çünkü sosyal medyada çok güzel bir hayatlar var. Soğumadım aslında. Yalan söylüyorlar. Herkes soğudum diyor ama bir şekilde onu takip ediyorlar. Niye soğuyayım ki? Yani insanların yaşamını bilmek, görmek kötü bir şey değil ki. Ben soğumadım. Torunlardan soğudum. Göremiyorum yüzlerini. Kızım öyle, oğlum öyle. Hep sosyal medyaya takılıyorlar. Bize fazla zaman ayırmıyorlar. Futboldan soğudum. Çok seviyordum futbolu. Fakat insanlar artık birbirine tahammül kesinlikle yok. Cahil insanların, bir konu hakkında bilgisi olmayanların tutarsızca
şeyci yazmalarına şey diyorum. Hiçbir şeyi araştırma diye bir şey yok. Herhangi bir şey öğrenildim mi ben onu araştırırım. Ondan sonra savunmasını yaparım. Eskisi gibi değil yani, öyle söyleyeyim size. Artık eski ortam yok, eski arkadaşlıklar yok. Baştan aşktan soğudum. Başka ne sayayım? Hayattan soğudum. İnsanlar yapmacık olduğunu fark ettim. Çünkü insanlara mesaj atıyorsunuz mesela. Ya biri Paris'te, biri şurada, biri orada. Sevgililer günüydü. Herkes yaz, ay bana çiçek almadılar, ay şunu yapmadılar, ay bunu almadılar. Ya çok yapmacık geldi yani sosyal medya bana aşırı. Bayağı bir yani bu eş, dost, akraba bunlardan bile soğudum hanımefendi yani. Gerçekten birbirini çok kırıyor insanlar. Bence insanlar arasında bir uçurum oluşturdu ya. Yani. Eski sosyal medya yok. Bunu evet, aynen evet, o biraz bir şeydi. Nerede o müteferrika zamanındaki Twitter falan? Story'ler. Ve çok genç bir arkadaşımız onu söylendi. Eski. Bir abimiz torunlarından soğumuş. Evet. Aramıyorlar, sormuyorlar diye. Evet, böyle şeyler yapmamamız lazım. Bunlar önemli. Böyle bir ıskalama durumumuz var. Otoparkta araba kaybedip saatlerce aradığım oldu. Bunu yapmayan yoktur bence. Hadi canım. Evet. Hiç kaybetmedin araba. Yani hiç. Anlat. Benim havalimanında kaybetmişliğim var abi. Benim de. O zamanlar yapım tarafındayım abi. Bizim işte prodüksiyonla ilgileniyorum. İtalya'dan görüntü yönetmeni gelecek. Bana, yenisinde mi? Yeni havalimanı mı? Yok, eski Atatürk Havalimanı'nda. Dediler ki Eray sen karşına, İngilizcen de var, git al. Ben koştura koştura İstanbul trafiğinde gittim. Çünkü bizim reji işte yanlış ayarlamış, Türkiye saati, İtalya saati falan tutturamadılar. Koştura koştura gittim. Arabayı bir yere koydum otoparkta. C5 diye bir şey var aklımda. Ama devamı yok. İşte adamı aldık, şey yaptık. Adam bavulla geliyor. Araba nerede dedi. Burada dedim. Yok. Misafirin olması çok kötü. Misafirin olması çok kötü. Adam bavulla yanımda dolaşıyor. Stres ben oldu. O adamı almak için oraya gitmişim. Ve bulamıyoruz. En adam sonunda, yabancı mıydı? Yabancı, İtalyan. Türklerle ilgili de çaresizlikle dedim ki tatlısın. Çekmişler. Bunların kafası az çalışıyor. Milletimizi temsil ettiği için iki kere. Milletimizi temsiller çok büyük bir ayıp. Otoparktaki araba için çekmişler dedim. Dedi ki otoparktan mı? Ya çok daha kötü olmuş. Ben de dedim ki this is Turkey. Abi de Türkiye'ye şey ya. Yok be. Gerçekten abi, korkunç sonra, bir temsil ya. Evet, çok yani kötü bir en temsil. Sonra taksiye bindik gittik. Taksiyle gittim. Arabayı orada bıraktım. Arabayı geri döndüğümde buldum. Sarısı varmış, kırmızısı varmış, C5'in, mavisi C5'miş var. C5'miş ama acaba hangi? Hangi kırmızı? Ben de bir kere yayına giderken bir başka bir kanala yayına gitmiştim konuk olarak. Girdim yayına, unuttum. Aradım. Böyle herhalde bir 20 dakika aramışımdır. Bulamayacağım ben bunu dedim. Bir de kaçırdılar sanıyor. Gittim insan. Eve, ertesi gün gittim. Çok tuhaftır. Hiç aramadan buldum ertesi gün gittiğimde de. O herhalde şeyle de ilgili. Yani odaklan... Gece çalıştı bence sistem ve oradan ayıkladı. Bilmiyorum, direkt gittim elimle koymuş gibi buldum ama 20-25 dakika belki daha fazla araba aramışımdır. Anlatmak ister misin? Orijinal bir hikaye mi seninki bilmiyorum. Yani bizimki yine Eray'la 1,5 saat otoparkın fişini aradık. Ha. Sonra otopark ücretsizmiş, onu anladık. Ya... Öyle sen şey hiç olmadı. Arabanı kaybetmedin. Ya arkadaşlarımın başına gelmişliği var da ben bizzat hiç yaşamadım yani. Kendi arabamı hiç kaybetmedim. Ben fotoğraf falan çekiyorum çünkü. Aa, öyle olur mu? İlla bulacağım yani, onu bulmuşum. Yani tamam. Aramışlığım vardı da öyle hani saatlerce ya da hiç bulamama gibi bir şey yoktu. En fazla bir 10 dakika aramışımdır yani. Para sizi bozdu mu? Ya buna kim evet der ki bu arada? Ah. Ama siz tabii trollüğüne ya. Çok iyi denk geldi. Buna kim evet. Bunu affetmeyecektiniz zaten. Murat da evet dedi. Sen ya, de mi evet dedin? Evet. Bozdu seni çok. Ya para zehirli bir şey. Bozmaması diye bir şey bozmamış çok... Bozmamış onları. Hayır. Ben nasıl bozuldum? O nasıl abi bozuldu evet, aslında? Yani bozulmadan bozulmaya fark olmalı. Yani geçmişte yapmayacağın şeyleri ya da göstermeyeceğin tepkileri paranın rahatlığıyla gelen ortamdan kaynaklı kabullenmeme hali geliyor mesela. Yani hani örneğin. Konfor düşkünlüğü denilebilir buna. Eskiden atıyorum gençliğimde çok daha ne denir? Düşük otellerde kalabiliyorken şimdi biraz daha böyle
otelde azıcık sıkıntı olduğunda başlıyorum carlamaya falan yani öyle şeyler. Ama bu en doğal hakkın. İşte param var diye işte. Yani bence çok da bozmak sayılmaz ya. Evet, hani bozmak dediğin bayağı böyle hani tavrını mağrını falan da böyle. Sen memnuniyetsizliğini de getiriyorsun. Bir doğru, önceki o kadar para bu bozmak değil, bir önceki pısırıklık. Öyle bir farkı var. Evet, eziklik. Eziklik o. Ezikliğimi aldı. Bir önceki buradan. Buradan da atarlarsa ne yaparım? Bir önceki evet, o. Genelde verdiğim borcun peşine düşerim. Bu bende de yok. Hayır mı? Bende hiç yok abi. Ben. Evet var abi orada. Düşerim. Sen düşüyorsun. Nasıl kuruşuna kadar düşerim abi. Notlarımda da var şu anda. Kime ne kadar verdim, ne kadar aldım, hangi tarihte aldım, dekontu nerede, WhatsApp'ta mı, şeyde mi, hepsini not ederim abi. Siz ne yapıyorsunuz? Ben hiç böyle maddiyatçı bir adam değilim zaten. Hani İran'da dizide oynamışsın, para veriyorlar diye. Alıyoruz tabii canım yani. Veriyorlar da ben da, yani şöyle söyleyeyim, çok peşine düşmem. Yani hani borç veririm insanlara. Borç verir misiniz? Veririm ben. Veririm insanlara. Ben veririm. Yani ihtiyacı varsa veririm, evet, yardım ederim. Ve geri de istemem çok genellikle. Aman insanın gönül borcu olmasın. Sen de mi istemiyorsun geri? Nasıl? Borç veriyor borç musun? Verip. Yani yok öyle bir şeyim olmuyor. Borç vermek gibi. Borç vermiyor musun hiç? Kimseye borç vermez misin? Ay kimse istemiyor ki vereyim. Borç alıyor İstese musun? İstese verir misin? İstese veririm tabii Sera ki. Sera borç isterseniz verecek Sera'nın arkadaşlara. Evet herkese vermem. Borç vermezse tweet atın. Vermezse vermiyor. Diye. Borç alıyor musunuz peki? Sera borç alıyor musun? Eğer ya da aldınız mı? Şey, öyle sorayım. Evet tabii ki almışımdır. Borç almayı mı bankadan kredi çekmeyi mi tercih edersiniz? Net bankadan kredi tabii ki de bankadan kredidir yani. Ama ben hayatımda galiba hiç borç almadım. Ya. Sadece bir yarışma döneminde bir almıştım. Ya kredi çekmişliğim de var, borç almışlığım da var. Hangisi ben tercih ediyorsun? Nasıl? O kadar çabuk mu bitti ya? Süremiz bitmiş. Bitmiş. Merak edip köpek mamasının tadına bakmıştınız var mı? Kedi, köpek, balık. Oy. Balık maması da olur. Ben balık maması yedim. Benim var. Hangisi? Ya bizim annemin köpeği var. Oryx çok seviyorum. Aşk yaşıyoruz zaten. Oryx bir İlah sen hazırlan bir şarkı yiyor, söyleyip tamam bitireceğiz çünkü. Oryx tamam ödül maması yiyor. Sohbet ederken lütfen. O kadar keyifle yiyor ki. Çıldırıyor onun için. Dedim ki ya neyini seviyor bunu? Şöyle bir baktım çok kötü. Kötü. Tadına baktın evet, köpek mamasının. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna gelmişiz. Hakikaten çok hızlı su gibi aktı. Biz nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir programdı. İyi geldiniz. Çok güzel sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. İnşallah yüzlerde, 200'lerde tekrar. Güzel sesiyle inşallah noktalayacağız. Sevgili Tolga'cımıza da çok teşekkür ederim. Çokça Sadem isteyen olmuş. Bana tamam, içimdeki dumanı mı söyleyelim, Sadem'i mi söyleyelim? Sadem. Sadem geldi değil mi? Sadem işte. Peki. Yaktın sönmedi hala, kimseyi sevmiyorum, beni sana kattın belli değil mi? Senden istediğimi kimseye diyemiyorum. Yormadan, sormadan seveceğim seni Sadem. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç derin olmadan ya buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni zaten. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç senin olmadan
ya buna var mı müsaade? Yüzünde çizgilerin var, saçımda bembeyaz tinin, hala yapayalnız yattın. Fark edilir mi? Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç teli olmadan ya buna var mı müsaaden? Yormadan, sormadan seveceğim seni zaten. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç telin olmadan ya buna var mı müsaaden? Tamam, çok teşekkürler, sağ olun. Efendim, bir geceler, hoşça kalın.